Anlık Skora hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün Fenerbahçe-Osmanlıspor karşılaşmasının tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Şu anda maçta 13. dakika, Şükrü Saracoğlu stadında henüz gol sesi yok. Bunu hemen sizlerle paylaşalım. 27. haftanın görünümüyle başlayalım. Hafta biliyorsunuz Gençler Birliği Torku Konyaspor maçıyla başlamıştı. Dün saat 13.30'da oynandı bu karşılaşma ve yaklaşık çok uzun bir zamandır kaybetmeyen Torku Konyaspor Gençler Birliği deplasmanında da Gençler Birliği 1-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Gaziantepspor kendi evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Eskişehirspor Galatasaray'ı 4-3 yendi ve düşme hattında önemli bir 3 puan elde etti Eskişehirspor ve bugün Sivasspor ve Mersin İdman Yurdu'nun puan kayıplarıyla birlikte 16. sıraya yükseldi. Eskişehirspor Kayserispor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Medikana Sivasspor bugün kendi evinde Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mersin İdman Yurdu deplasmanda Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor Akhisar kendi evinde Antalyaspor Akhisar'la 2-2 berabere kaldı ve saat 19'da başlayan maçta Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında 15. dakikanın içindeyiz ve henüz gol sesi yok. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Yarın saat 19'da Çaykur Rizespor, Kayserispor, saat 20'de de Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Ve hafta Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek sevgili seyirciler. Hemen bugün iki takımın sahada mücadele ettiği 11'leri aktarmak istiyorum. Ev sahibi Fenerbahçe, kalede Volkan, savunmada Gökhan, Kayer, Alves, Hasan Ali. Orta alanda Mehmet Topal, Josef, Ozan. Forvet'te ise Volkan Şen, Van Persie ve Alper. Osmanlıspor kalede Ahmet, savunmada Muhammed, Uğur, Numan, Pinto. Orta alanda Musa, Mehmet, Endiaye, Laval, Umar. Forvet'te ise Vebo ilk 11 ile mücadele ediyor. Konuk Osmanlıspor. Oldukça zor bir karşılaşma Fenerbahçe için. Nitekim Osmanlıspor son 8 karşılaşmasını Spor Toto Süper Lig'de kaybetmeyen bir ekip. Oldukça formda bir ekip Osmanlıspor. Ve bugün Fenerbahçe deplasmanında puan arıyor. Her zaman olduğu gibi Tanju Çolak, Muhittin Boşat ve Gökhan Dinç'le birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Tanju abi dün hafif bir gribal enfeksiyon sebebiyle aramızda yoktun. Bugün bizdesin. Tekrar hoş geldin diyelim. Dün akşam sizde olamadım ama o üzüntüyü yaşadım. Bugün olayım dedim. Hala o sesimde kırıklık var. Sizi yalnız bırakmak istemedim. Gerçi Gökhan çok bu işten mutlu olmadı ama. Çünkü ben olduğum zaman az konuşuyor ya, öyle söylüyor ya, sağda solda öyle söylüyor. Sağda solda mı diyormuş? O yüzden ona bir ceza vereceğiz bugün artık. Hoş evlendim, geldin kral, hoş geldin. Sensiz program eyvallah, gerçekten eyvallah. Biraz daha yo, espri yaptım da geçin. Hakikaten ben de özledim sizi. Eyvallah. Güzel bir program sunacağımızı. Bozaları da getirmiş. Şey müthiş canlı Tanju. Bozalar geldi, Haluk Elvalar geldi. Haluk müthiş buradan... canlı. Müthiş canlı 12 tane ekler birden yedi. Var ya gözünden ya, böyle enerji duruyor. Sen nasıl oldu da verdin çavuş başındaki kardeşim? Vallahi eklerin 15 tanesine yakını. Ben 12 saydım ama sen 15 mi? Ben 15 mı saydım hocam. Ben en sona bir tane böğürtlenli vardı. En son onu yedim. Gözüm hala onda. Hadi bir tane kaldı onun. Hala orada var değil mi? Ramazan eline sağlık kardeşim. Harika pastalar yapıyorsun. Ama bir daha getir gönderme. Sen Çavuşbaşı'nın veda iftarısın. Seninle Ramazan abi bir daha göndermesin. Öyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir pazartesi gelin de. Bir pazartesi gelin de hem yemek yeriz hem üzerine tatlılar abi, ekler. Hem bir yemeyelim. Şey yaparız. Parti yaparız, çay kilo alıyoruz abi. Tanju abi ki böyle yaptı dün. Ya hafif ben galiba ya kilo verdim dedi. Ben anladım dedi, çözdüm dedi neden kilo aldığımı. Süt içiyorum da dedi, kahveyi yani kahveyi sütlü içiyorum dedi. O yüzden kilo yapıyor galiba dedi. Bugün 12 tane birden gömdü. Ben böyle bir şey görmedim. 12 değil 15 tane anlaşalım. Ha, 15 tane. 13 iyi, 13 iyi. Hadi ben arayı bulayım 13. Ya bir insan 15 13, tane. Daha uğursuz rakam hocam. 14 kadar eklerden bahsediyorsun Gökhan. Şimdi 15 insanlar, tane. Bir de onların büyükleri var ya öyle zannedecekler yani. Ya, ufacık şöyle. Ufacık mı? Ufak mı ufak işte. Ufak dediğin yani. Şey aynı, şu kadar böyle bak. Allah aşkına baba aynı, ekler yani. Aynı anda kaç tane gömdün ağzına? İki tane yaptım ama senin yüzünden. O son ikiyi senin yüzünden yedim. Kalmasın. Dedin, ziyan olmasın dedin, ye dedin, ye dedin. Hayır, dışarı kaçıyor Tanju. Dışarı kaçıyor, yemeyeyim diyor. Geliyor, tekrar yiyor. Tadını orada yani öğütüyor böyle. Böğürtlenliyle şey, altı vuruş yaptı. O da iyi yani. Miydi böğürtlenli? Böğürtlenli çok iyiydi. Hakikaten mi? Vallahi çok iyiydi. Yani hala gözüm onda, bir tane kaldı orada. O zaman ben haftaya aklım yine, haftaya yani. Devam edeyim mi? Yok yok, etme abi. Rica ediyorum. Yani. Sen tam bir tatlı canavarısın yani. Yani. Anladım bugün. Kendisi aslında çok sevmem ama. Kendisi de tatlı bir çocuk hocam. Evet, teşekkürler Tanju abi. Babası tatlıcıymış. Dokumcu mu, tatlıcı mı? Şekerci mi?
Evet, daha ne yapayım? Geldik gırgıra başladın. Değil mi öyle? Yüzün gülmeye başladı. Hemen abi, sayende. Buyur Haluk'cum, estağfurullah. Dün biraz moralimiz bozuldu. Biz bir aileyiz abi. Yani sen olmayınca Muhittin Boşalt'la Gökhan Dinç'e kalıyorum. Ne yapayım? Vallahi kusura bakmayın. Bizi de sattı bak. Artık benle olmamaya alışayım biraz. Mesaj verdi bak. Allah yokluğunu göstermesin. Subliminal mesaj verdi. Abi. Subliminal. Nasıl yani? Ya öyle işte. Öyle işte. Peki Tanju abi, Fenerbahçe bugün Osmanlı Spor'la oynuyor. Açılışta da söyledim. Kaçıncı dakikadayız? 18. dakikanın içindeyiz. Ben bu dakikaya kadar Fenerbahçe'nin ne ağırlığını, ne üstünlüğünü, ne top veya kaleye şut çektiğini, pozisyon aramakta veya bulmakta kolay bir şey, görüntüler olduğunu görmedim. Hala o sıkıntı da PRR'ye yansımış, habire sakallarıyla oynuyor. Bir sıkıntılı durum kendisinde var, takımında da var. Osmanlı Spor iyi kapanıyor, topun arkasına çok iyi geçiyor, iyi mücadele ediyor. Zaman zaman da olsa, hücumda çok etkili de olmasa birazcık gol arayışları var ama Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar ne bir şutu var, ne bir korneri var, ne sağdan getirdiği bir atak var. Vallahi böyle orta sahada yavan, böyle moralsiz, istemsiz bir Fenerbahçe görüyorum. Milli takım dönüşleri de hep büyük takımlarda olumsuz etkiliyor. Ama genelde olumlu etkilediği de söylenir. Galatasaray'da Snyder mesela milli takımda sakatlandı. Hakan Balta milli takımda sakatlandı. Selçuk İnan'ın arka desteki zorlanma milli takım sonrası oluştu. Ya onların iyi hallerini de biliyoruz bu sene. Hayır, o açıdan söylemiyorum hocam. Şunun için söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bakıyoruz kadroya. Gökhan milli takımda oynadı. Kayer oynadı. Alves gitti. Mehmet Topal oynadı. Ozan Tufan oynadı. Volkan Şen oynadı. Yani bu oyuncular hep milli takım oyuncuları. Ama sen Fenerbahçe'sin yani. Senin oyuncuların oynayacak tabii. Haluk, bu çok da bence abes bir durum değil. Ben şeye şaşırdım bak. Fenerbahçe takımın bugün galip gelmesi lazım %100. Ki Beşiktaş'ın gerisine düşmesin iyice. Ya sahaya çıkıyor. Kendi sahasında oynuyor. Fenerbahçe bir korner kullanıyor. İlk hocam. Kornerini kullanıyor. 20. Evet. Dakikada Hasan Ali kullanıyor. Ceza sahası içine orta, karambol pozisyon. Osmanlı Spor savunması son anda uzaklaştırıyor. Ben sanki yani gol olacakmış gibi hissettim. İstiyorsa yani 5-0 yansın Fenerbahçe. Mehmet Topal, Josef, Ozan. 3 tane savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu. Tanju dedi ya, hiçbir şeyini göremedim. Ya görme şansın yok. Yani yenmek için burada elindeki ne kadar kötü olursa olsun birini tercih edeceksin burada. Diego oynayacak. Ben hocamdan biraz daha farklı düşünüyorum. Diego oynayacak burada. Ozan'ın en iyi performans gösterdiği yer milli takımda mesela. Şu anda Fenerbahçe'de uzun zamandır oynamadığı yerde oynuyor. Milli takımda ben Ozan'ı çok beğendim iki tane hazırlık maçında. Milli takımda da aynı yerde oynamıyor mu? Bu takımda şu an Ozan Fenerbahçe'ye de oynadı. 3 tane oyuncu aynı stilde oyuncular. Yani Ozan da çok özellikli, yaratıcı özellikleri olan bir oyuncu değil. Onu nasıl demek istiyorum. Ya ben tam tersi düşünüyorum. Sen düşünebilirsin. Ben söyleyeyim. Yani burada ne yapacaksın, yapacaksın? Diego Ribas'ı oynatacaksın. Ozan da gol atabilir. Yani 3 tane oyuncu aynı tip oyuncular bana göre. Ha Fenerbahçe ne yapıyor işte böyle 1-0 bu tür oyuncularla gol yemeden üstüne şey yapıyor ama keyifsiz de bir oyun çıkıyor orada. Hocam bugüne baktığımız zaman Fenerbahçe takımı daha 3. bölgede hiç yer almadı. 3. bölgede baskı kuramadı. Buluşturamıyorsun ki adamı. Şut atamadı. Hiçbir şey yapamadı. Korner bir tane daha yakaladı. Yani bir baskı kurgusu yok. Ama bu bir taraftan da Osmanlı Spor'un son 8 lig maçında yenilmediğini, 8 son derece formda bir takım. Çok tehlikeli. 8 biliyorum ben hocam. 8 9 da olabilir ama emin değilim. Sevgili 8 Ali, biliyorum. Rakip tehlikeli, rakip iyi oynuyor, rakip başarılı. İyi kapanıp hızlı hücuma çıkan bir takım. Bir rakip, evet, onu da kabul etmek lazım yani. Ya benim Osmanlı Spor'da şaşırdığım şey şu, yani gerçi sosyal medyada da herkes söylüyor, bizi takip eden izleyicilerimiz en azından farkında olsun. Vebo ile başladı Mustafa Hoca. Normalde Rusescu ile oynuyordu. Rusescu ile oynuyordu ve Rusescu'nun 9 tane golü var. Vebo'nun bir tane golü var. Rusescu ile sürekli başlıyorsun. İlk 11'in değişilmesi, golcü ayağın, gol ayağın. Ha, ben Mustafa Hoca ile birlikte çalıştığım için benim bildiğim Mustafa Reşit Akçay da bunu bilerek yapmıştır. En azından Vebo'nun fizik gücünü kullanarak Fenerbahçe savunmasını... Vebo'nun fizik gücü falan kalmadı ki Gökhan. Yani onun planını söylemeye çalışıyorum. Gene bu sezon... Kayeri, Alves'i, oyalar. Ben Mustafa, işte o anlamda oyalasın, yorsun diye düşünüp Rusescu'nun hızıyla, su hızıyla da sonrasında sağda hamle oyuncusu olarak saklayacağını düşünüyorum ben. Bence de. Değil, onu gözlemledim. Bence de. Değil mi? Hamle oyuncusu olarak saklayacağını. Yani ben Mustafa Hoca'yı tanıyorsam onu yapıyor. Yalnız Osmanlı yani. Spor'u da sen de söyledin ya, şeyi atmayalım yani, yabana atmayalım. 42 gol atıp, yediği gol 29 tane. En az gol yiyip
en fazla gol atan takımlardan birisi Rucescu... ve averajı da en iyi takımlardan birisi. Çok rahat gol atabiliyor. Stancı abi Rucescu son iki maçı da boş geçti. Başakşehir Gençler Birliği maçlarını ki Başakşehir maçında yanılmıyorsam 3 gol atmıştı. Rucescu galiba Gökhan. Rucescu diye söylüyor. Rucescu. Yani ben Rucescu'yu Rucescu derken Rucescu'ya yani Rucescu'ya Rucescu demek biraz yayıncı şey yayıncı kuruluştaki arkadaşlar Rucescu onlar, diye onlar yanlış da söylüyorlar hocam. Yani. Olabilir olabilir. Yani onlar yanlış da söylüyorlar. Nereli bir Romense ki ben Roman biliyorum. Roman mı Rucescu bilmiyorum. Dolayısıyla Rucescu diye telaffuz ediyorum ama yanlış Rucescu ile Rucescu karışır. O yüzden Rucescu diyelim biz Gökhan. Tamam bundan sonra senin adın o zaman. Rucescu olsun. Rucescu olsun. Bu arada yani Fenerbahçe itibariyle... ceza sahası içine sağ kanattan Volkan Şen'le girme çabasında savunmaya çarpan top tekrar açıldı. Alper ceza sahası içine ortası. Yükselen top. Osmanlı Spor savunmasını bunaldığı dakikalar ancak... Son anda Osmanlı Spor savunmasında... İlk defa etkili geldi Fenerbahçe. İlk defa çok kalabalık ve etkili geldi Fenerbahçe sağ kanattan. Şu kadar baskıya Osmanlı Spor'un kalesini savunmasını beklemek birazcık zor olur yani. Çok etkili bir orta daha geldi. Kötü bir sağ vuruş kanattan var. Gökhan Gönül, Alper Potuk. Çok kötü. Kötü bir vuruş. Ayak içiyle vurması gerekirken diziyle vurdu. Bu arada Pereira'yı da sürekli eleştiriyorduk. Ben bugün yani ben değil de en azından eleştiren insan isimler vardı. Ben başarılı buluyorum kendisini sezon başından bu yana. Özellikle iyi oynayan futbolcusu mesela Alper son haftaların formda futbolcusuydu. Alper'i kesmedi. Hani vatandaşına ayrıcalıklı davranan. Yani bu da Pereira, şey falan da değil ya bir Erdem falan değil yani. Nani piyasada yok. Alper de son haftaların en iyi oyuncularından biri ve Gökhan. Çok formda bir Gökhan var. İyi oynamayan, formsuz olan bir Nani var. Yani kaç maç dayandığını sen de biliyorsun, biz de biliyoruz yani ilk yarıda. Beni şaşırtmadı. En azından formanın hakkını hak sahibine vermiş oldu. Nani'yi oynatsa... Biraz geç oldu ama. Nani'yi oynatsa ne olacak? Kim ne diyecek? Nasıl? Burada yaygara çıkartacağız. Nani oynuyor. İşte vatan ne oluyor? Artık sonuçta oynatmış oluyor. O da dayanamadı artık. Yani o şekilde... O da katlanamıyor artık. Tabii. Bindiği dalı kesmez teknik adam. O bile dayanamıyor. Belli bir acaba süre ona tahammül edebilir. Belli bir süreden sonra... Acaba o mu oynatmıyor? Bak şimdi... Kim? Ha? Yani acaba o mu oynatmıyor? Şimdi acaba onun derken takım teknik direktörü kim arkadaş? Sen kime laf sokuyorsun? Bana onu söyle. Yönetime mi söylüyorsun? Kime söyleyeceğim? Yani ona söylüyorum tabii. Aziz Yıldırım'ın toplantılarda Van Persie ve Nani konusunda yaptığı konuşmalar ortada. Adamla yaptığı sohbetler ortada. Yönlendirmesi ortada. Ben sana katılmıyorum. Ben Aziz Yıldırım bugüne kadar hiç bu işlere karıştığını hiç görmedim, duymadım. Sen herhalde. Sen duydun mu? Dolayısıyla ona bakmak lazım. Sen o zaman uzayda yaşıyordun o zaman hocam, anlaşıldı. Uzay günlerini ne hatırlıyorsun sen bu konuda? Sen hatırlıyor musun hiç karıştığını falan? Çok hiç hatırlamıyorum. Hiç, senin gibi ben de o zaman uzaydaydım hocam. De. Yakınlarda değildim hiç, yani. Hiç karışmaz. Ama yani niye, neden oynatmasın? Formsuz olduğunu Pereira görmediği için mi diyorsun sevgili Gökhan? Yani burada hayır, diyorsun ya Aziz Yıldırım yönlendirmiş olabilir. Yönlendirmelere açık bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Özellikle neye göre bunu böyle bu karara vardı? İşte ben onu merak ettim. Van Persie mesela. Terenao gitti mesela. Terenao'nun gitmesi de aslında aba altından Pereira'ya net bir şekilde gösterilmiş bir sopadır bence. Niye ya adam dem diyorsun başarılı? Ne alakası var? O zaman beraber geldilerse onu yolladığı zaman onun da gitmesi lazım. Onu da yollaması lazım. Hiç de öyle bir şey yok. Hiç de öyle bir şey yok. Niye? Nasıl olacak? Hiç de öyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin sezon ortasında teknik direktör değiştirdiği sezonu söylesene bana. Ben bilmiyorum. O takipçisi değilim. Yok ki. Ya takipçisi değilim. Çok uzun zamandır yok. Yani yok öyle bir şey. Yani Fenerbahçe'de sezonu şampiyonu bitirsen de gidiyorsun. İkinci bitirsen de gidiyorsun. Değişen ne? Yani sezon ortasında gitmiyorsun ama sezon sonunda gidiyorsun. Yani. Hayır ama şu anlamda dedim. Terenao gittiği için dedim. Hı hı. Beraber geldiğine göre beraber gidebilirlerdi. Sen diyorsun ya. Yok, sopa işte gösterdi orada, diye sopa. Ben orada sopayı görse. Bunu ben geçen hafta söyledim. Hani beraber geldiler. Beraber o gönderildiği zaman onun da devam etmesi. Doğru mu değil mi diye bir düşündüm. O şeyi tercih etti. Devam etmeyi tercih etti. Abi öyle bir şu an Fenerbahçe'nin hedefi de var. Fenerbahçe baskıyı arttırdı yalnız evet. Hocam. Onu söyleyelim sevgili seyircilerimize. Yani ilk 20 dakika evet ortalıkta görünmeyen bir Fenerbahçe vardı. Osmanlı Spor etkili çıkmaya çalışıyordu. Ama son 6-7 dakikadır Osmanlı Spor orta sahayı geçemiyor. Fenerbahçe tüm ağırlığıyla yüklenmeye başladı. Genelde dönen toplar da artık Fenerbahçe'de kalmaya başladı. Kalan topları da kanatlara yollayarak. Hafif ısıtmaya başladı Fenerbahçe. Yani her an Fenerbahçe golü bulabilir. Onu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Yani büyük bir baskı kurdu şu anda. Yani zaten Osmanlı Spor'un en büyük silahı hızlı çıkıp kontrataklarla etkili olmak. Aslında Osmanlı Spor'un da istediği bir oyun tarzı Haluk var ama. Haluk şeye de dikkat ettin mi? Yani önde Vebo oynuyor. Vebo'ya. Bak Vebo biraz da oynatma sebebi bu maçta Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağı,
yan toplardan pek sürekli top, savunmaya geliyor. Kullanacağı bak. Kafayı da vurdu biraz hocam, abi. Kornerlerde falan. İki tane. Dikkat etmeyin. Hocam şuna bakar mısın? Bu foul mü? Fenerbahçe'nin kafa toplarında etkili iki tane stoperi var. Hocam ben yani bir takımın üste bakmak lazım sanki. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu ceza alanında. Aynen bu foul mü hocam bak. Abi o zamanıza mücadele hiçbir şey yok. Bunu cezalandığında penaltı verecek mi Ali Palabıyık? Vermez. Allah için hocam ben şaşırdım. Şimdi bak burada foul verdi. En büyük sorun bu zaten Tanju. Carcur çalıyorlar. Bayılıyorlar hocam çalmaya. Bayılıyorlar geldiği gibi. Bak bu foul var ya. Bu foul öbür tarafa çalmaz. Çalamaz. Çalmaz değil çalamaz. Allah aşkına. Hocam öyle diyoruz da dün mesela Real Madrid Barcelona maçını seyrettim. Ben konuşmayalım. Beyin attığı bir gol var. Yani ya tamam da onu dünyanın kale arkası iptal etti. Yani fark etmez ki hocam. Öyle bir gol iptal olur mu? Evet. Yani oradaki hakem de mesela skandal. Bu arada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kaleci Ahmet'te kaldı top. Ceza sahasına etkili bir orta top geldi. Top ortaya düştü Ahmet'in. Çok yani ama çok vuramadı şey yani. Hocam, zannediyorum Van Persie. Yok, kalabalıkta kucağa değdi bak. Bak. Oyuncuya çarptı. Tanju abi güzel kesmiş. Yeri çok güzel. Mehmet Topal kestiği yer çok güzel. Süper. Mehmet de ezmiş adamları, uçmuş adamları. Kaleye gol olabilir. Ya şimdi çok onun bu göbeğine değil de biraz sonra falan çarpsa direkt kaleye gidecek. Kaleci kontrpüye de gol yiyecek. Ama işte Fenerbahçe baskıyı kurdu artık. Osmanspor kendi sahasında bile 3 pas yaptırmıyor. Çıkamamaya başladı. Aynen. Yani kendi sahasında bile 3 pas yaptırmıyor şu anda Fenerbahçe. Yani her anda gol gelebilir. Önde basıyor yani öyle bir sürpriz şey var. Sürpriz olmaz gol. Köşe vuruşları arttı. Kornerler bir orada bir burada yani sürekli. İlk 20 dakika 20. dakikada ilk kornerini kullanmıştı Tanju abi. Hatta sen ısrarla altını çizdin yani daha bu ilk korneri Fenerbahçe'nin dedin ama son 3-4 dakikada büyük baskı var yani. Ama oyuna da böyle başlamak zorunda değil mi? Maç başlangıcının böyle olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ben onu bekliyordum ama olmadı işte. İlk 20 dakika yapamadı Fenerbahçe son 5-6 dakikadır. O da ileriye çıkan topların çok çabuk geri dönmesinden sebep. Bir korner daha. Yani çok kalabalık orada Fenerbahçe. Ya Osmanlı Spor da çok kalabalık. Bak Vebo yine orada. Tabii işte Vebo. Abi Vebo diyorsunuz da Rusescu'da yedek kulübesinde oturuyor Gökhan. Abi tamam işte biraz ya sen de ya Fenerbahçe oynuyorsun. Sen de evet Fenerbahçe oynuyorsun Haluk yani. Şey abi, tamam yani. Yani. Açarsan sen Fenerbahçe'ye de kendine. Yalnız adam paylaşımında ciddi sıkıntı var. Çok net bir gol Osmanlı pozisyonu. Sporlu. Mehmet Topal ceza sahası işte çok sert vurdu. Üstten az farklı avuta gitti top. Bak adam paylaşımı yani, görüyor musun? Hocam şimdi sen Vebo filan diyorsun da yani sen Fenerbahçe'ye kapanırsan yani şu anda kapanmaya çalışıyor. Oynamazsan yani sen Vebo ile ileride top tutamıyorsun. Rusescu ile belki tutuyorsun işte onu Haluk, söylüyorum. Haluk söylediğine ben katılıyorum da Fenerbahçe takımında üstüne paldır küldür gitmeyeceksin. Adamın düşüncesi Gökhan da söyledi. Muhtemelen ilk yarıyı berabere bitirip biraz şey yaparsa 60 alacak. Gibi, 60, 60'larda falan gibi, alacak. Çünkü, plan yapmış. Çünkü Vebo'yu, doğru mu çıkacak çıkmayacak. Bunu göreceğiz hep beraber. Vebo'yu aldığı dakikalara baktım ben. Sonradan oyuna soktuğunda aldığı dakikalara baktım. 70-73 gibi alıyor. Rusescu. Vebo değişikliğini 70-73 arasında yapmış 3-4 kere. Yani bu demek oluyor ki 70'e kadar oyunu tutayım. Mesela bundan önceki maçlarda kazandığı maçlarda Rusescu golü atıyor. Sonrasında alıyor oyundan 70'te. Oyunu tutuyor. Yani o anlamda. İşte ben de diyorum ki son 8 maçta Rusescu ile oynuyorsun. 8 maç kaybetmemişsin. Niye Rusescu ile başlamıyorsun? Söylüyorum 2 maçtır boş. Bu dolduracakmış konuşmuşlar. 5 gol atmış takım. 5'inden bir tane atmamış. Sen ne diyorsun Tanju abi? Teknik direktör olsan. Yani ben sakatlığı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama 18'de olduğu ya için. Bir de şunda. Az önce baktım acaba 18'de Haluk, 20 falan diye. Şunu da bilemiyoruz yani. İdmandaki durumu nedir ne değildir. Buradan abi yorum yapıyoruz çoğunlukla. Son 2 haftada yani hoca da onunla yaşıyor. Deneyimli de bir hoca. Kendine göre bir plan yapmış. Çok zeki bir hocadır. Göreceğiz evet. Çok zeki bir hocadır ama. Tabii. Ben bu hamle bana çok zekice gelmiyor Gökhan ya. Yani. Doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum olmuyor. Ben sen o zaman yani doluya koyduğun boşa koyduğun doluya bakman lazım. Yani. Vallahi dün Galatasaray falan işte oynadı bak. Çok akıllı hamleler yaptı. 4 oldu. Umut'u çıkardı birbirken yanı şeyi aldı Tarık Çamdalı falan. Maçtan önce biz bayağı konuşmuştuk sevgili Haluk'la. Bu arada şu harekete ne diyorsun hocam? Totem yapıyorsun. Hocam yani. Bak şu harekete ne diyorsun? Bak Allah aşkına bak. Çime vuruyor bak. Şey yok ya. Yok mu? Art niyetli bir şey yok ya. Art niyetli mi yok? Çok fair bir hareket. Hocam bu nasıl bir şey anlamadım ki. Yani adamın çim geliyor, suratına çim suratına geliyor çim atıyor işte yere vurup. Tabii isteyerek yapmıyor onu da. Sonra yani ayağını böyle vuruyor yere. O da çim
yukarı doğru gitti oyuncunun ama gözüne yani geliyor. Bunun için adama kart mart gösterip hayır, bir şey yapamaz. Hayır kart yani, değil mi? Kart hoş değil canım. Hoş değil. Ben o açıdan söylüyorum. Fikrini sordum ben. Yapmayacağız. Hoca da her sorduğumuzda kart mı soruyor? Hakemlikten kalma bir alışkanlık yok. Sen sorunca. Yani yok ben sadece fikrini merak ettim yani. Hoş değil. Niye yapacaksın? Yapılması hoş bir şey değil mi? Hocam sen yaptın mı abi? Yakışmaz. Yakışmayan bir şey. Ha fair değil dediği gibi. Özellikle ama... de Van Persie'ye yakışmıyor. Niye yaptı anlayamadım yani. Gereksiz bir hareket yani. Çok gereksiz fazlasıyla. Adım Van Persie ama uğraştığın şeylere bak yani. Onu uğraşacağına sen çık gol abi arayalım. Oyuncu da biraz kalecilere, böyle zaman geçiren kalecilere kızıyor abi forvet oyuncuları da. Ya yani... gitsin çaksın o zaman bir tane ağzına ya o zaman. Ha, ben de gol, aynen diyorum ya gol diyorsun zannettim de hani. Hareketlendirmek için ne yapacaksın Haluk? Atacaksın golü. İlk kez organize geliyor. Golü atacaksın kardeşim. Golü at bak o Ahmet Şahin var ya nasıl hareketleniyor. Avuta çıkan topu koşa koşa alıyor getiriyor. At golünü kardeşim. Bir mağlup duruma gelsin de görelim. He yürüyeyim. Sen Bancı böyle top oynamazsan. Bakıyor musun? Yani şu an ilk kez rakip sahaya dizildi Osmanlı Spor. İlk kez. Evet. İlk kez 3. bölgedeler şu an. Bu kadar kalabalık ilk kez geldiler evet. Ne olur ki? Fenerbahçe'de... Şimdi bir kontra yersin olur biter bak şimdi. Çıkamaz o kadar çabuk. Fenerbahçe zaten hiç öyle çabuk çıkamıyor ki Tanju abi. Diyor mu Fenerbahçe çıkamaz. Abi işte yani bak, Fenerbahçe... Hocam şuna bir baksana Allah aşkına. Şimdi bir kontrol bak. Şuna bir baksana var mı yok mu bir şey. Var mı şunda bir şey? Bence de yok. Nasıl kazanacak abi topu? Bilirim ben bunu. Ha, nasıl kazanacak ben abi Osmanlı Spor? Bak işte ne biliyor musun ya, Tanju? Futbolcu nasıl kazanacak abi bu topu? Ne biliyor musun? Kafası dolu. Kafası dolu. Yine bunun da doldurmuş. Evet. Ankara'dan geliyor arkadaş. Oo öyle mi? Arkadan... Şey, Bünyamin şeyi. Tayfası. Tayfa Bünyamin. Evlat mı? Evlat mı? Bu yapma bu ya. Şeyin yani... Ya boş olan yok mu hocam? Meaker'in bu Bünyamin'den çektiğini hocam. Dolduruyorlar. Çocukları boş kafalarına bıraksalar var ya. Vallahi adam gibi maç yönetecekler. Hocam. Bak ona da zırt çal. Bünyamin'den çektiğini hocam. Bünyamin'den çektiğimiz ne ya? Vallahi Kudusi diyorum ya orada görünüşte başkan. Bütün her şeyi götüren Bünyamin. İstediğini yapıyor. İstediği gibi at oynatıyor. Ne yazık ki Kudusi'ye buna... İzin vermesin hocam Kudusi. Ama Kudusi'nin de işte liderlik vasıfları ama yok. Vasıfları yani yok. Yani o zaman Tanju yapmayacak ya. Yapmayacak. Bence de yapmayacak. Ondan sonra Colin'e gelecek. Herkes fotoğraf karesine girecek. Herkes. Olan da olmayan ya, da. Ya kurulda görev yapmadan kardeşim MHK başkanı oluyorsun. Kudusi. Nedir abi şeyin? Ne yaptın? Ne hakemliği yaptın? Evet. Ya bir kurulda bir çalış oranın işleyişini bunun, bir gör. Bunun, İki sene, üç sene işte ondan sonra acemilik, bir yere geliyorsan da orada at gel. Ha, at tabii. Bunun neden konuşulduğunu da söyleyelim. Bütün tercih haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığı için palabıyı. Komik faul kararları veriyor. Ya. Ve ya buna kontra, gerek yok. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı yok buna ya. Ya bak ve kontrol olacak. Hücuma çıkarken kaptırılmış bir top. Tabii. Çok tehlikeli top olabilir. Ve evet. Ceza sahasının önünde. Yani sağ bekin gitmiş, sol bekin gitmiş. Hakemlerle ilgili yani. Yani büyük takımlarla ilgili bu tip pozisyonlarda hakem hiç aman abi hemen çalayım da başım ağrımasın diye bakıyor. Ya zaten ülkede yani düzen çok tuhaf hocam futbol düzeni. Kardeşim kimileri şey yapıyor bakıyorsun maçlarda hata yapıyor bir takımın lehine. Ertesi hafta maç alıyor. Öbürüne bakıyorsun bir takımın lehine yapıyor hakemliğini bitiriyorlar aleyhine hata yaptığı zaman. Olacak iş değil. Hocam kim kalınsa kalına dokunamıyorlar. Bu kadar basit. Hatırlıyor musun? Burada arkadaşlar konuştuk. Galatasaray şey maçı vardı Başakşehir maçında. Çok bariz bir penaltıyı vermedi Özgür Yankaya. Sonra da komik bir penaltı verdi Umut'a. Evet. Hatırlıyor musun? Çok komik. 3-3 bitti maç. Özgür Yankaya bravo Tanju helal olsun. 3-3 bitti. Onun üstüne bir tane bir... PTT Lig'e maça gitti. Bu hafta haftanın bana göre en önemli maçlarından biri Rize-Kayseri. Özgür Yankaya orada. Ya şimdi sen hakem olsan ne düşünürsün Tanju? Ben iyi düşünmem hocam. Ben zaten işte diyorum ya, kafasını bu böyle için, ben de iyi düşünmüyorum. İyi düşünmüyorum hocam. Ben de iyi düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum hocam. Ben hele senin bu söylediklerinden sonra. Ben hocam hangi MHK için ben iyi bir şey düşündün ki Tanju abi? Yani şimdi diyoruz ki biz bu MHK... Abi tamam da o zaman da aynı sıkıntılar vardı. Yok, yine bu kadar yine güçlü takım kollanıyordu. Hocam, ben 20 yıldır bu işin içindeyim. 20 yıldır bu iş böyle hocam. Orada da. Tanju abi az önce şeyi eleştirdik ya. Hani kurulda olmadan girmiş olanları. Şimdi Zekeriya Hoca da hakemlik yapmadı ki. Onun bir şey yani girmemesi lazım Tanju ya. Onun işi yani, değil ki o. Dürüst Tanju, diye yani, ya, yani tek başına bak şöyle. Güven duygusu tamam, olduğu için. Sen dürüstsün ama işi bilmiyorsun. Ben seni istediğim gibi almışım elimde oynatıyorum. E bu da dürüstlük değil ki. Bilmediğin işi yapmayacaksın. Ama bir nebze daha iyi hocam. Yok, dürüst bir insanın orada olması. Ya, taraflı bir insanın olmaması kötü. Ama bilmediğin işin diyorum ya seni. Altındakiler seni istediği gibi şey yapıyorlar.
oynuyorlar seni. Camianın dışından olması, senin adın güven, gidiyor. Dışarıdaki insanların güven duyması adına iyi bir tercih olabilir. Tanju abi ondan bahsediyor. Ben ondan bahsediyorum. Yani şimdi yanlış anlama şimdi söyleyeceğim şeyi. Hakem camiası içerisinde kirlenmiş çok isim var. Hakem camiasının içerisinde kirlenmiş isimlerden birisini seçmek yerine ya da kirlenmeye müsait olan bir camia olduğu için. Çünkü bunu hakemler yapıyor. Yani sizler, seni tenzih ediyorum kesinlikle. Yok, benim beni yani, de katabilirsin ya. Dolayısıyla şimdi bu camianın içerisinden birisini seçmek yerine dışarıdan insanların saygı duyduğunu birisi ben de doğru bulmuyorum. Bak, ama. Yok hancım, bir yani, şey söyleyeyim ben sana. Bu camiada bu işi yapacak temiz insanlar var. İsterlerse o adamları bulurlar hakem camiası. Peki, ama ne yazık ki hep böyle oynak tipler bulunuyor. Hocam, hep insanlar, istedikleri gibi oynuyorlar, oynatıyorlar. Hocam. İnsanlar konuşturmasınlar. Güdebileceği insanı koyarlar. Bravo, bravo Tanju, bravo. Önüne böyle dik olacak, kafasına göre hareket edecek, bildiri yapacak insanı koymazlar. Biz bugün niye yokuz bir yerlerde hocam? Biz bugün niye teknik direktörlük yapamıyoruz hocam? Ama hiç önemli değil, halkın en çok sevdiği kişilerden biriyim. Herkesten de anket yaparım. Açık ve net, hiç herkese gider yaparım bu konuda. Benim için önemli olan insanlık. Bakış, halkın sevgisi, milletin düzgün sevgisi. Düzgün insan arıyorlarsa var. Evet. Ya düzgün bir, insan. Bir sürü adam var. Bulunur burada ama işlerine gelmiyor. Türkiye'de futbolun gerçekleri buna müsaade etmez Tanju abi. Ne abi? Türkiye'de futbolun gerçekleri var. Evet. Yani bu ülkede hep konuşuyoruz ya, merak ediyoruz. Ben 20 yıldır bu işin içindeyim. 20 yıldır bu ülkede en çok tartışılan şey hakemler hocam. Neden? Çünkü düzen öyle kurulmuş. Düzen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş aleyhine yapılan en ufak hakem hatalarında yangın yerine dönüyor ortalık. Ama Avrupa'da aynısını yaşayınca ne oluyor? Bu sefer bizim kulüpler bas bas bağırıyor. Aynen. O üç kulüp. O yüzden biz bu kadar bağıralım, çağıralım, burada konuşalım, seslenelim, haykıralım, üzülelim, ağlayalım, gülelim. Avrupa'da Türkiye'de alıştığı gibi oyuncular kendilerini yere bırakıyorlar. Hakem devam ediyor. Ondan sonra oyuncu isyan ediyor. Hocam, Türkiye'deki gibi çalmıyor ki abi adam. Çok yakın bir örnek vereyim ya. Dün akşam söylediğiniz gibi abicim. O gol ya, gol. Yani 1-1. Real Madrid'in arka direkte muhteşem bir kafa golüyle atılan golü hakem iptal etti. Kimse itiraz etmedi ya. Dünyanın her yerinde hakem hataları oluyor abi. Hakem hatası oluyor. Ya sonuca hata da etki ediyor. Tanju. Hatası olacak. Biz burada 3 kere 5 kere. Futbolcu nasıl gol kaçırıyorsa hakem de yapacak ama dedim ya, kafası dolu olmayacak. Bir takım için kendine sabitlemeyecek. Doldurmayacak kafasını. Peki hocam, o zaman ben de diyorum ki bu Bünyamin Gezer niye insanların kafasını dolduruyor? Niye güzel başkanlık yapmıyor? Neden Tanju? Neden? Önümüzdeki sene tekrar kalmak istiyor. Kalması için ne yapması lazım? Herkesi kucaklaması lazım. Kim burada? Lazım. Yok yani Antep falan değil. Yani herkese de 3 tane takımı. Güçlü olan takımlar kim? 3 takım artı Trabzon. Bak son bölümde konuşacağız. Trabzon'a verilen şeyler var. Bir takım kurbanlar var. Ooo Trabzon deyince hocam. Bunların hepsini konuşacağız son bölümde. Trabzon'la ilgili ben de altyazı bantı atın arkadaşlar. Gelecek sezonun hocasını öğrendim. Gelecek sezonun hocasının kim olduğunu çok iyi biliyorum. Anlaşmanın yapıldığına dair çok net bilgiler geldi bana. Bir tesadüf sonucu. Haberiniz olsun. Ama ilerleyen zamanlarda Trabzonspor'un gelecek sezonki teknik direktörünü bizleri takip edin. Net bir şekilde öğreneceğim. Buraya da imzamı atacağım. İmzamı atacağım. Bir dakika ya, ben şu an uyarı söyledim mi içeriye Ali? Söylemedim. Şimdi Gökhan bana siz konuşurken Webo'nun Twitter'da bir retweetini gösterdi. Retweet değil, aşağıya iniyorum ben şu an. İnanamazsın yani. Fenerbahçe lehine tweet atmadığı veya Fenerbahçeli futbolcuları tebrik etmediği bir an yok. İlbey'den rica edelim. Bunları koysun. Bunları bir görselini verebilirsek Pierre Webo'nun Twitter hesabında Fenerbahçe formalı, ya ben şu an mesela 3 ay geriye geldim, daha henüz Osmanlı sporlu formalı bir tane fotoğraf paylaşımını görmedim. Ya bak Van Persie. İlbey bakar şimdi ona. Abi bak inanılmaz ya, şu an bütün yani Fenerbahçe ile ilgili her şeyi retweet etmiş. Adamın Fenerbahçe sevgisi çok büyük olabilir arkadaşlar. Bunu niye kötüye çekiyorsunuz anlamadım. Ha bir tane koymuş antrenmanda Pierre Webo diye, evet. Ya yalnız sürekli Fenerbahçe paylaşımları var. İnanılır gibi değil ya. Ya gönlü, aklı orada kalamaz mı? Abi kalabilir de bu profesyonellik değil ki be abi. Yani amatörlük mü bu? Amatörlük tabii. Amatör o zaman. Cahillik, başka bir şey değil. Amatörlük de değil, cahillik yani. Ya arkadaş insanın Twitter'ı ondan sonra insanlar deyince karar veremeyiz ki.
karı vermiyor. İşte ben de diyorum ki doğru dürüst paylaşımlar yapsa da hiç bunlar konuşulmasa. Kaç tane takipçisi var? Kaç takipçisini bir bakayım yukarıya da. 375 bin takipçisi var. Ne diyorsun yani, ya? Affedersin. İyiymiş yani, boru değil. Ya, peki boru Tanju değil, 375 abi, bin de fazla arkadaşlarımız değil. Şimdi bakıyor. Gökhan özellikle istediğim bir tweet varsa da onu da ekrana getirirler. Tamam. Fenerbahçe ile ilgili tweetler. İlk 40 dakika Tanju abi. Bir yorumlarsan şu anda 43. dakikanın içine girdik. 20-22. Dakikaya kadar ortada geçen bir maç. Fenerbahçe'nin şutu dahi yok, pozisyonu dahi yok. Ama 22 ile 30-33 arası bir 10 dakika biraz baskı kuran bir Fenerbahçe. Yani bir ara yıktı oyunu 5-10 dakika. Evet, 3. bölgede oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ama şimdi çok daha rahat gidebilen bir Osmanlıspor görüyorum. Ama bu demek değildir ki bak şimdi 3 yakalandılar. Her an büyük tehlike. Birinin durdurması lazım Fenerbahçeli. Verdi faulü. Ben inanamıyorum yani. Etkili olacak bir pozisyon. Çok etkili. Ve şu ana kadar da iki takımın da şeyi yok. Yani gol pozisyonu yok. İlginç bir var. Yani ne ah, pozisyon yok. Ah dediğin. Sorarım bununla. Ya ne yapıyorsun Musa sen burada ya? Adam rakip bak. Bu kendi arkadaşı karşılıyor bak. Karşılayan ama hocam, biri var. Sağ tarafta Van Persie çok başa çıkmıştı. Çıksın. Yani pas atmasını... bak sağ tarafa verdiği zaman pozisyon tehlike yaşatmaz. Bak bu da foul. Onu vermiyor. Bu pozisyon, pozisyon oluyor bak. Bunun daha şeyini Fenerbahçe için verdi. Hafiflerini verdi. Verdi hocam. Sarıyı gören Musa mıydı? Bunlar hocam Musa. Futboldan anlamıyorlar. Futbol yoksunurlar. Çok yani tehlikeli yer yani. Alves çok etkili kullanıyor. Futboldan anlamıyorlar mı acaba? Anlamıyorlar hocam. Alves'in çok etkili vuruşlar yaptığı bir nokta Tanju abi. Bak futboldan anlamamak başka şey. Bir de duruma göre düdük çalmak başka şey. Fenerbahçe çok etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanıyor sevgili seyirciler. 45. dakikanın içindeyiz. Topun başında Alves var. Alves bıraktı. Van Persie vurdu az farklı avuta gitti top. İki etkili vuran oyuncu. Van Persie kullandı. Direğin üstünden adeta yaladı dileği öyle diyelim. Yani çok muhteşem bir plase. Çok net bir plase. Çok. Az farklı avuta gidiyor top. Van Persie bir... Bu free kick pozisyonunda bir de kaleciye doğru ayak tabanıyla çim attı ya orada gördüm. Hocam ne yapsın? Sağ taraftan gelen yok, sol taraftan gelen buluşturamıyorsun yani. Buluşturamıyorsun işte. O mecburen Volkan geliyor, orta sahaya geliyor. Bir Alper top sürdü temin. Yoklar yani. Forvet olarak Fenerbahçe'nin forveti yok. Volkan şimdi ben maçta hiç göremedim. Oynuyor mu Volkan? Yani tatsız tutsuz bir ilk 45 dakika değil mi? Öyle değerlendirilebilir. Nasıl? Tatsız susuz evet. Çok. İlk 45 dakika. Milli takım arası Fenerbahçe'ye yaramamış. Osmanlı Spor'u ki hiçbirimiz, buradaki hiçbirimiz bir Fenerbahçe kadar yakından takip etmiyoruz ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe milli aralardan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor. Her çünkü büyük çok takım sayıda oyuncusu gidiyor, geliyor. Çok sayıda oyuncusu büyük gidiyor, kafası dağılıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon bütün maçlarına baktığımız zaman hep söylediğimiz bir şey var. Yani bir Beşiktaş keyfi vermiyor. İyi oynayarak kazandığı maçlar bile, farklı kazandığı maçları bile iyi oynayarak kazanmadı Fenerbahçe. Bu arada hep karşılaşmanın sıkışıklık içerisinde bir gol bulup karşılaşmanın ilk 45 dakikasına 1 dakikalık bir ilave var. Az önce de etkili bir pozisyon. Alper daha iyi daha kontrol yapabilse. İyi kullanabilse. Evet. Abi yani hocam bakar mısın şuna ya? Burada sarı kart göstermiş. Vermedi abi. Özür diledi diye vermedi. Ayağını kazayla mı oldu yoksa? Hayır bilerek uzattı. Bilerek hocam. Bilerek uzattı bastı. Yüz bilerek hocam. Ayağına çelme taktı hocam. Bilerekse kart. Bilerek yani. Hani top elinde gitmiş, tam geçerken ayağını uzatıyor, basıyor. Sarı kart olması lazım o zaman da bir daha gösterirse bakarız tekrar. Ama çok garip bir şey ya. Bunları nasıl görmüyorsun? Bu arada sol kanattan ceza sahası içine orta. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırıyor. Atak devam edecek ceza mi? Hakem ceza sahası için çok kalabalık. Ha? Oynatmaya devam etti sevgili seyirciler. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor Ali Palabıyık'tan. Ve ilk 45 dakikada gol yok. 0-0'lık bir skor. Tanju abi ilk 45 dakikanın genel bir değerlendirmesini rica edeyim senden. Hep aynı şeyleri söyleyeceğiz ama tatsız, inançsız, takım ruhu olmayan bir Fenerbahçe gözlemledim. Çünkü eğer şampiyonla oynayan bir Fenerbahçe bu maçta nasıl 22 ile 33 arası basıp kurup oyunda her türlü fonksiyonu eline alabiliyorsa ama maçın 45 dakikalık bölümünde 10 dakika var. 35 dakika olmayan bir Fenerbahçe var. Böyle şampiyonluğa gidilmez. İnanmayan bir Fenerbahçe takımını olgusu gördüm ben bu akşam. İlk 45 dakikada. Muhittin hocam siz?
Yani ben Ankara, Osmanlıspor çok etkisiz gördüm ben Osmanlıspor'u. Yani benim kafamdaki Osmanlıspor son haftalarda sürekli puanlar kazanan Başakşehir maçında burada bir deplasmanda bir top oynadılar, inanılmaz. Yani belki de Fenerbahçe oynatmıyor tabii. O da değişik yorumlanabilir. Osmanlıspor bence çok etkisiz oynamadı. Osmanlıspor akıllı oynuyor. Şu ana kadar da ilk devrede istediği şeyi Fenerbahçe'ye kabul ettirdi. Daha önce de konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'yi kitlemek, ilerleyen dakikalarda da oyuna daha çabuk oyuncularını alarak sonuca gitmek. İlk yarıda bunu başardı. Fenerbahçe takımı bir daha söylüyorum. Bu orta saha kurgusu içerisinde işi çok zor. Söylediğim gibi Van Persie topla buluşamadı. Volkan Şen topla buluşamadı. Alper bir iki defa topla bir dribling yaptı. Onun haricinde Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Çok keyifsiz, sıkıntı veren bir Fenerbahçe takımı. Dün de konuştuk ya, Fenerbahçe taraftarının iyi futbol seyretmeye de ihtiyacı var. İyi futbol seyretmek de Fenerbahçe taraftarının hakkı. Bunu ne yazık ki Pereira sonuç olarak belki şu an Beşiktaş'la beraber ligde kafada ama iyi futbol olarak oynatmıyor. Ben Pereira'yı bu maçı 5-0'da kazansa beğenmiyorum ya. Yani. Gökhan Dinç ilk 45 dakikada gol çıkmadı. Hı hı. Fenerbahçe'nin az önce Tanju abi de altını çizdi. 20 ile 30. dakika arasında etkili bir baskısı oldu. O ara kornerler, pozisyonlar da buldu bir iki tane. Çok net olmasa da. en sonunda Robin van Persie'nin free kick şutu var. Onun dışında benim aklımda kalan bir pozisyon yok. Sen nasıl bir ilk 45 dakika analizi yaparsın? Kısır bir maç görüntüsü var. Şöyle, skora da öyle etki etti zaten. Kısır olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, evet, Fenerbahçe'nin her iki kanat oyuncusunun da işlevini geri doğru dürüst yapamıyor olması. Aynı zamanda hocanın söylediği ama benim daha farklı düşündüğümü söylettiren bana Ozan'ın iyi bir performans sergileyemiyor olması. Bunda tabii ki Osmanlıspor'un savunmasındaki ve Vebo ile başlamış olması dolayısıyla çok eleştiriyoruz ama o Vebo Fenerbahçe'nin çıkmasını, orta sahadan çıkmasını da engelleyen isim oluyor. Kornerlerde savunmasına destek olan isim oluyor Vebo. Şu ana kadar bence Vebo, Mustafa Reşit Akçay'ın verdiği taktiği harfiyen yerine getirmiş bir isim. İlerleyen dakikalarda 65-70 arasında ya da 70-75 arasında mutlaka Rusescu'nun Vebo'nun yerine forma giyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Volkan etkisiz, Ozan etkisiz. Vitor Pereira ikinci yarıya belki en azından bir oyuncu değişikliğiyle, Diego Ozan değişikliğiyle başlarsa biraz daha farklı olabilir Fenerbahçe için diyorum. Ama Fenerbahçe yine bildiğimiz Fenerbahçe. Hiç kimse Fenerbahçe'den bu sezonki Beşiktaş gibi göze hoş gelen bir futbol beklemiyordu zaten. Bu zamana kadar da beklemek yanlış olurdu. Fenerbahçe bildiğimiz Fenerbahçe gibi oynuyor. Yine bildiği şekilde oynayıp 3 puanı alacaktır diye düşünüyorum. İlk 45 dakikadaki pozisyonsuz Fenerbahçe'yi izlemiş olmama rağmen. Evet, Gökhan Dinç, Muhittin Boşat, Tanju Çolak. Bugün Fenerbahçe-Osmanlıspor karşılaşmasını masaya yatırıyoruz. İlk 45 dakikada gol çıkmadı. Kısa bir araya gideceğiz. Evet sevgili seyirciler, ilk 45 dakikası golsüz sona erdi. Fenerbahçe 0, Osmanlıspor 0. Maçın ikinci yarısının başlama düdüğüyle birlikte yeniden Kadıköy'e uzanacağız. Ve maçın tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikte. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında oynanan ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Osmanlıspor'da Vebo'yu eleştirmiştik. İlk 45'te yani Vebo tercihini eleştirmiştik. Gökhan da yayın devam ederken Vebo'nun Twitter adresinde bir Beşiktaşlı olarak bunu bulması, bunu düşünmesi, bunu konuşması, bunun bir haberci olarak yok, gazeteci olarak. Haber, haberci olarak haber, haberci desek, olarak ya. Haberci olarak desek. Suratındaki ifade o kadar güzel ki, yakın versene onu biraz bak. Biraz evvelki ama, biraz evvelki. Peki ben Gökhan'a bir şey sorabilir miyim? Evet. Önce bir dakika hocam, sormadan müsaade edersen. Hemen soruyorum. Hocaya soracak şey belli. Burada şimdi Vebo değil de Beşiktaş'tan giden bir oyuncu bu paylaşımları yapsaydı Beşiktaş'la ilgili. Hocam önce paylaşımları verelim miydi? Hocam. Müsaade bak, soruyorum ve getirin. Bir dakika şimdi, tamam seç beni abi. Bir dakika Haluk, pardon. Evet. Hocam bana getirecek sordu miydin? Lütfen. Affedersin. İlk kez yapıyorum. Gökhan. Bunlar normal mi hocam? Devam edin abi. Bu normal mi? Normal ya, abi adam Fenerbahçe'de. Bak o ne şans bak. Ya adam Fenerbahçe'de oynamış bak, ya. Ne yazmış? Bak bir şey söyleyeyim. Ne yazmış? Bunu Melo yapınca ha, diyorsunuz ya. Melo'yu ateş püskürüyorsunuz. Ben de diyorum ki Fenerbahçe ile işi bitmiş şu an hocam, için. Bu tweet bu sezon. Allah aşkına bu ne ya? Bugün Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden bir oyuncunun atmaması gereken tweetler bunlar bence. Abi bir tane Osmanlı profesyoneldir falan. Profesyonel çıkacak burada. Sen mücadelesinde herhangi bir şey gördün mü şu ana kadar? Çık, ben zaten tercihin yanlış olduğunu birinci de maç başlar başlamaz söyledim. Yani Vebo o tercih. Zaman futbol olarak benim futbol mantığıma ters yani. O zaman şunu rica ediyorum. Kardeşim
orada Robin Van Persie ile ilgili tweetleri de var. Bizim kardeş televizyonun yayıncısının şeyi vardır orada, muhabiri. Kardeşim, o zaman Reşit Hoca'ya bu soruyu sorsun. Bunlardan haberiniz var mıydı? Böyle 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 bir durum var. Ya Fenerbahçe forması giymiş bir oyuncu bunu. Yani Reşit Akçay'ın haberinin olmaması mümkün olur mu bunda? Abi, bu Mustafa Hoca ilgilenmez sosyal medyayla. Mustafa Hoca cep telefonunu son iki senedir kullanıyor yani. Hadi ya, al işte. Ya bunu ben şey olmak için, dalga geçmek için söylemiyorum. Yani, telefonla çok fazla işi yok. Zaman ya çalıyor hocam, çünkü diyor yani hayatında. Yani kahkaha, gözyaşı, sarı lacivert kalpler. Yani ona... Şimdi burada da sova başarılar diliyor Fenerbahçe. Yani şimdi siz bunu demek istiyorsunuz ki bunları getirerek buraya... Yani bu adam bu formalarla çıktı. Osmanlı spor takımında sahteden oynayacak. Gol atmayacak. Fenerbahçe'ye kıyak yapacak. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Ben hiç öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ben bunun normal olmadığını düşünüyorum. Hocam anlamam. Bu söylediğin şeyi söylemek... Hayır, nedir bu, yani bunu? Söylenir mi? Bu söylenecek normal bir şey. Ne ima ediyorum ben? Abi ne ima ediyorsun? Ne ima ediyorsunuz? Ben soruyorum. Açık biraz açın abi. Bunu getirerek buraya ne ima ediyorsunuz? Arkadaşlar, bir özel kanaldayız biz. Yani TRT'de değiliz. Biraz açın ya. Evet. Ne söylemek istediğinizi anlayamıyor. İçinizden geçenleri söyleyeyim. Biz de biraz anlayalım. Biraz da anlayalım, onu söylüyorum. Bombayı bizim kucağımıza bıraktınız. Ben de alıyorum bombayı, Gökhan'ın kucağına bırakıyorum. Tamam, bırak. Ne ima ediyorsun abi? Ben bir şey ima etmiyorum. Benim burada bir imam yok. Bu sadece bence onun son derece cahilce yapılmış bir hareket bu. Yani tabii ki sosyal medyayı çok fazla ciddiye almayalım diyoruz ama... Sen de profesyonel futbolcusun kardeşim. Osmanlı Spor şu an ligde 7. sırada 39 puanla yukarıya çıkacak. Belki Fenerbahçe maçında atacağın bir gol çok farklı yerlere gelebilir. Atmayacak mı diyorsun yani? Atmayacak demiyorum ama ya ben bu paylaşımları... Bir şey var ya. Peki abi, bir şey söyleyeceğim. Sence bu paylaşımlar normal arkadaş mi? Adam tabii ki normal ya. Adam Fenerbahçe'de oynamış ama ben şuna kızarım. Bu maçta çıkıp oynayıp gol atmazsa, atacağı pozisyonda ıskalarsa... Kornerlerde çıktı aslan gibi kapı olarak çatırsın. Ben anlamıyorum. Şimdi bir adamın o üstüne bakın. Ne yaptığına bakın, ne kadar koştuğuna bakın, ne kadar mücadele ettiğine bakın, hırsına bakın. Yani pas geçiyor mu? Pas geçmedikten sonra bu adam için Fenerbahçe çok önemliyse, çok değerliyse... Dacı abi, bu tweet'i hangi tarihte attı bilmiyorum ama... 23 Ocak'ta atmış. 23 Ocak'ta mesela ne oynandı? Bir maç oynanmış muhtemelen. O maçla ilgili bir tweet bu. Yani ağlamış. Önce gülmüş, kahkahalar atmış. Sonra ağlayan bir işareti yapmış. Ağlayanlara sonra da gülüp, seviyorum demiş. Fenerbahçe'yi seviyorum çok demiş. Ne var bunda kötülük abi? Hem ağlamış, hem gülmüş, hem de Fenerbahçe'yi seviyorum demiş. Oynamış mı oynamış? Para kazanmış mı? Hayatında bunları kazanmadı, parayı kazanmış. Sahtekarlık yapsa o doğru olur mu? Yani. Hocam, sahtekarlığın hangisi doğru olur? Hayır, öyle mi sahtekar yapsa? Diyen hani de bak, yok ki be böyle. Adam çıkmış. Ama hocam, şimdi kafa karıştırmaz mı? Top oynuyor. Yani tamam, kafa karıştırmaz mı burada? Şimdi yani ben kendi adıma söylemiyorum. Benim kafam karışmaz yine da. Yine şeytan avukatlığını yapıyorsun. Bir şekilde kafa karıştırır bu bence. Ya neresi karıştırır? Bana bir açıklayın, neresi karıştırır? Ya abi, şimdi bu adamın Fenerbahçe'ye böylesi, şimdi Melo. Bu adamın Melo geldi, Gençler Birliği'nde forma giyiyor Melo. Galatasaray'a karşı hep yedek. Galatasaray'a karşı da ilk 11'de oynuyor. Galatasaray'la ilgili de geçmişte attığı bir sürü tweet var. Koysan ne dersin? Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışında olsa ya Galatasaray. Sen var ya, şimdi burada bu konuşmanla şeyi de töhmet altına bırakıyorsun. Mustafa Reşit Akçay'ı da bu konuşmanda diyorsun. Tabii yani bekledi. Fenerbahçe'ye karşı şöyle oynattı. Şöyle düşünebilir ben miyim? Zaten... Ya bunlar bir takım. Bak, bunların şöyle... da bir mücadelesi taktiksel var ya. Taktiksel olarak da hiç anlamıyorum hocam ben. Taktiksel olarak yani takımın en çok gol atan oyuncusu Rusescu. Osmanlı Spor'un bütün futbol anlayışı kontratak futboluna dayalı. Yani hızlı çıkan bir takım ve boyla hızlı çıkamıyor. Yani bu hani bana ters geliyor. Çok ters geliyor. Bak yani. Şimdi, futbol şey olarak ters geliyor. Bir de şu fotoğrafa bir bak. Anlatacağım fotoğrafı bak. Ben Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gittim. Değil mi? Galatasaraylı mıyım? Evet. İlk maçımda çıktım. Aslan gibi iki tane gol attım. Şimdi bu adam ve bu gençler şeyde oynuyor. Sen söyle. Osmanlı Spor'da. Özlem duyamaz mı? Duyar. Bir baktığın zaman Fenerbahçe ile Osmanlı Spor arasında çok fark var. Özlemi hala devam ediyorsa. Bu arada ediyorsa, Fenerbahçe'de De Souza oyundan çıktı. Diego oyuna girdi. Onu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Tamam. Özlemi var, hasreti var. Orada şampiyonluklar yaşamış, goller atmış. Stad full. Bir kere Osmanlı Spor'un stadı hiçbir zaman full olmuyor. Adamın bir özlemi var futbol adamı olarak ama. Şampiyonluk yaşamış. Şampiyonluk yaşamış. Adam sahaya çıktığı zaman bakacaksın ne veriyor. Şimdi Mustafa Hoca da şunu düşünerek atmış olabilir mi diye düşünüyorum. Bugüne bir dakika. Kadar... Bu tarihte Osmanlı Spor'la Galatasaray oynamış. Osmanlı Spor Galatasaray'ı yenmiş. Yendikten sonraki bu tweet. Yani Galatasaray aleyhine atılmış bir tweet. Yani Galatasaray aleyhine demeyelim de Osmanlı Spor'un lehine. Bu?
23 Ocak'ta. 23 Ocak'ta zaten Galatasaray'ın şeyi hocam, çekilmişti. Hocam hayır şeyi söylüyorum. Osman Spor Galatasaray'ı yendikten sonra. 3-2 mi 4-3 mü yenildi ya hocam? Hocam yani yine Galatasaray oldukça diyorum. Ya hocam şimdi yine de Osmanlı Sporlu bir oyuncunun Galatasaray'ı yendikten sonra şu tweet'i atıp sonuna sarı lacivert koymazsa ben anlarım. Ama sarı lacivertli kalp, yani Osmanlı Sporlu bir oyuncunun Galatasaray'ı yendikten sonra sarı lacivert kalp yapması bana çok doğru gelmiyor. Adam Fenerbahçeli ya. Adamın gerçekten geleni paylaşmış. Bunda bir şey yok ya. Vallahi yani yok ya. Art niyet aramamak lazım. Allah Allah. Bak bir daha söylüyor. Hocam sen dün Fatih Terim koynayla yemek yedi diye. Bak, şimdi Twitter'da yapmadın, yazmadığın şeyler kalmadı hocam ya. Onunla bu bir değil. Alo. Adam bunu paylaşmış. Burada çıkıp oynamazsa eğer bak o zaman evet, eleştirelim. Ben şimdi burada hocam, ben Meyakem'e bakıyorum. Tenin, hoca var ya, hoca çok ilginç. Hoca çok ilginç. Bak evet. MHK bir tane, bak şurada bir tane faul düdüğü üzerinden MHK'nin ya yazmadığı şey kalmadı, film MHK kalmadı. MHK'nin Alep alamıyorum söylüyorum ben. Evet. Yazmadığı film evet. Kalmadı. Senaryo yazdın hocam. Senaryo biz de bunu normal değil bak, diyoruz. Bir dakika. Bak ben senaryo yazmadım. Biz buna normal değil diyoruz. Benim açıkta söylediğimi siz burada kıvırıyorsunuz. Ben söylemiyorsunuz. O profesyonel bir oyuncunun yapmaması. Kardeşim, bir dakika, kıvırma bak, bilen yok. Bir dakika, kıvırıyorsunuz. Bir profesyonel futbolcu bunu yapamaz. Mustafa Reşit Akçay o zaman Fenerbahçe'ye çalışmıştır. Bunu oynatmaması lazım. Sen şimdi konuşuyorsun. Ben sana Musescu. Açıkça söyle. Ben diyorum ki kafası dolu diyorum hakemin. Sen de söyle. Kafası dolu ne demek? Kafası dolu ne kardeşim. Fenerbahçe'ye çalışacak. Onu söyle. Fenerbahçe lehine kullanıyor takdir haklarını. Ben açıkça söylüyorum eski bir hakem olarak. Ama yine kullanıyor, sen bak şimdi. Kullanıyor yani, diyorum kardeşim. Hocam, ben sana demiyorum. Senin söylediğin şeyi ben söyleyemem. Ya. Neden söyleyemem? Ben öyle düşünmüyorum çünkü ki zaten. Çünkü ben bilmiyorum yani. Bunu. Nasıl? Benim bildiğim bir şey olsun söylemedim. O zaman... Bak ben aksini söylediğim zaman bana karşı çıkıyorsun. Hayır sen ne zıbı? Hayır sen ben normal bir şey değil diyorsun. Ben normal söylüyorum. Sen normal, normal bir durum normal diyorum ben. Yani Osmanlı Spor Galatasaray maçından sonra böyle bir tweet atması. Ya Sarı adam kendini Fenerbahçe'nin bir parçası olarak, eski oynamış futbolcusu olarak hissediyorsa bak Tanju güzel bir şey söyledi. Sen futbol oynamadığın için o duyguyu tam şey yapamazsın, anlayamazsın. Adam profesyonel Galatasaraylı hala söylüyor. Fenerbahçe'ye çıktım iki tane attım diyor. Hala da Galatasaraylı Fenerbahçe formasıyla. Evet. Ne burada olur? Eleştirmemiz şu olur bak. Oynamazsa. Oynamazsa bunu da görürsek. Pas ona ilk önce ben de alırım o zaman. Ya ben hocam, de alırım bu tweet'i atmadan oynamasa, bu tweet'i atmadan ıskalamasa hiç kimse hiçbir şey demez. Ama bu tweet'i attıktan sonra sen eğer o topu ıskalarsan senin ben üzerinden bir tane şey söylüyorum. Ben de söyleyeceğim. Ben de söylerim o zaman. Tamam, atma diyorum ben şimdiden söyleyemem. Şey ya, atma hocam ya. Yazma böyle bir şey. Yazma. Ya bugün ya Bebo çıksa. Senden mi izin birader yazar ya yazmış. Ya yazarsan yazmış da ben de bunu insanların eleştir da böyle. Eleştir kardeşim ben de onun tarafını tutuyorum futbol adamı olarak. Bence de hiçbir şey yok. Bence ya ben sen Fenerbahçe'ye oyuna bakarım. Ben bugünkü sahadaki performansına bakarım. Evet. Ne görüyorsun? Ben baktın, mücadelesine bakarım. Baktın ne görüyorsun? İyi defanstan top çıkaran mücadele eden şey durmayan. Allah basıyor stoperlere hepsine. Gole bakma. Vallahi hata etti. Hata etti. Ben sana söyleyeyim. Orada tekte vermiş olsa goldü. Bak biraz sonra tekrarında gör. Tekte vurabiliriz de. Fenerbahçe'nin pozisyonu Fenerbahçe olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe iki kişiyle birisi Van Persie birisi Volkan'dı. Ve bir tane şey vardı Osmanlı Sporlu vardı. İkiye bir gelen bir pozisyonda çok ağır davranan hocam bir şuna Volkan bir baksana var. Çok itiraz oldu. Tehlikeli bir bölge çünkü. Bir baksana hocam. Sarılmış yani. Çekme var mı? Sarılmış. Sarıldığında, devam ettirin. Hocam sarıldığında düşse geri düşer. Ondan sonra öne doğru. Niye sarılma adama diyorum ben de sen. Adama hayır, yapışıyorsun ve devam ettiriyorsun. Bak verse burada şeye bak. Var hocam? Var mı şey? Yok bir şey yok ya. Yok mu? Yok tabii. Bence %100 penaltı hiç bu ya. Hiç alakası yok. Hiç bence %100 penaltı bu ya. Hiç alakası yok. Topa değmiyor değil mi Tanju abi? Hı? Topa hiç, değmiyor hiç değil mi? Hiç alakası yok. Hiç kimseye değmiyor. Topa uzanıyor. Bizimki de üzerine gidiyor. Uzandıktan sonra geliyor. Yerde ayağına doğru gidiyor. Yani Volkan zıplıyor. Volkan acık ayağına doğru penaltı. Ben şu an şunu söyleyeyim. Dakika 49, 50. dakika Vebo'nun yaptığı hareketin ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Bakalım rakibe yarın, temasının olduğunu yarın düşünüyorum. Bu konuşulacak. Ya burada zaten şimdi hakem hocamız hiç, var. Hiç alakası yok. Ve hareketi yapan kim? Hiç alakası yok. Hareketi yapan kim Haluk? İlle çıkaracak ya. Vebo'ya bir şey çıkaracak Vebo ya. Bak, o yüzden bak. Sadece var ya o yüzden Tanju. Vebo muydu? Vebo. Bir şey söyleyeceğim. Çok haklı böyle çirkin bir giriş olamaz ama. Ya hakem verse kimse de gaklık diyemem. Ya. Geldiniz benim dediğime. Ya. Senin dediğine gelmedi. Adam geriye kadar geldi. Ben penaltı pozisyonu için geriye söylüyorum. Geriye kadar geldi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben penaltı ve pozisyonu için söylüyorum. Bunu sen Fenerbahçe'de oynarken bu kadar geriye geldiğini gördün mü ya? Yok ama görev adamıysa. Fenerbahçe'de gelmez ki. Fenerbahçe'de bunu hissetmez ki böyle bir görev üstüne. Osmanlı Spor'dayken gelirsin Tanju. Osmanlı büyük Spor'dayken gelirsin. Büyük boşluk bak. Fener iyi başladı ikinci yarıya.
Totem'e başladın sen de gene. Yok hocam, Fener'i başladı. Fener'i başladı. Neyse bak. Baksana ne kalabalık, nasıl kalabalıklaştı ya. 40 dakikan kaldı bak, Gökhan. Allah Allah, Allah Allah. Seni seviyorum Gökhan. Eğlenin hocam, eğlenin, eğlendirin de. Allah Allah. Hocam ne oldu? Hacımıza totem yapalım. Fenerbahçe atar. Atar. Fenerbahçe rahat 3-0 kazanır. Rahat. Bak totemi totem sen bu. Sen Fenerbahçe düşmanısın zaten. Ne? Ya Tanju abi böyle şeyler söyleme. Sen şaka yapıyorsun Beşiktaş da. Beşiktaş olarak şampiyonluğa gidiyor. Yalan mı yani? Ya niye düşmanlık şey yapıyor ya? Şurada Allah aşkına penaltı olmayan pozisyonda penaltı diyor, totem yapıyor. Totem hakeme karşı Fenerbahçe lehine bir penaltı düdüğünü çalmadı diyorum. Yakından uzaktan alakası oluyor? Var mı hocam? Bir cevap verdin hakem görüşü ya olarak. %100 penaltı. Yok dedim zaten, daha ne konuşayım? Daha %100 penaltı bence, %100. Vebo olduğu için şey yaptı. Yok be abi, vallahi sen zaten hareketi yapan da Vebo değil diye. Vebo'ydu. Vebo değildi hareketi yapan da. Vebo'ydu. Bu arada Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor sevgili seyirciler. 52. dakikanın içindeyiz. Yok abi niye çıkayım hatta? Diego topun gerisinde ceza sahası içine orta. Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırma çabasında Kayer geldi aldı. Fenerbahçe bir kez daha atak yeniliyor. Hasan Ali ceza sahası dışından sert şut savunmadan dönüyor. Bu güneşe ne dayanmıyordu? Bu sıcağa kar dayanmıyordu. Bu sıcağa kar dayanmıyordu. Öyle bir pozisyon oldu maç. Fenerbahçe tek kaleye döndü. Çok süratli başladı. Yok, şimdi hani alacaksın işte Rusescu'yu bak. Şimdi alacaksın Rusescu'yu. Birazcık dizginleri ya çekecek. Elbette ben Mustafa Reşit Akçay kadar takımla yaşamıyorum. Bilmiyorum ama yani Rusescu ile başlamamak, Vebo ile başlamak. Ya abi hamle oyuncusu olarak kullanmış olabilir. Yok yok, ne hamle oyuncusu abi. Hamle oyuncusu olarak kullanmış olabilir. Geçseydi orada. Hocam geçse de gidemez Vebo. Geçse bitmiş karşı Vebo karşıya kalır. Sana. Ya Vebo'nun falan böyle artık 90 dakika kalacak durumu yok gitsin hocam. Gitsin de görürdük ya. Gidip gitmeyeceğini. O zaman Vebo daha rahat konuşabilirdik hem de. Ya Fenerbahçe iyi top oynamıyor ama baskılı oynuyor. Yani iyi top oynamıyor, pozisyonu yok ama baskılı oynuyor. Bir baskı var. Ya ne olur 180 Yok. Dakika pozisyonun olmadan baskılı oynasan ne olur Gökhan? Yani şey icraat yok. Şöyle, yok, ben şöyle var mı? Şöyle, tespit yapıyorum. Şu golü. Hayır, ulan direkten döndü. Muhteşem şuttu diyeceğim bir pozisyon gördün mü? Bir tane Van Persie'nin serbest vuruşu. Gökhan bu oyundan memnun, son derece memnun. Tabii nasıl olmaz memnun ya. Bu arada Fenerbahçe'de Volkan Şen kaleciyle karşı karşıya ayağından açtı. Yanlış yere gitti. Çok etkili bir pozisyon olabilirdi. Biraz ayağından açtı. Ayağından açınca da mecburen gitti. O tarafa gitmek zorunda kaldı. Evet, bak, Tanju abi. Kaleye direkt gitmesi lazım. Topu bak. İyi aldı aslında. Aldı bak, nereye gidiyor? Bak, yanlış yere gidiyor. Yanlış. Evet. Öbür tarafa gelse penaltı alma ihtimali de var. %100. Oyuncunun önüne doğru dürtse i̇şte topu. Bu oradaki düşünceyle çabuklukla alakalı. Yani o da aslında çok etkili bir oyuncu. Formda bir oyuncuydu Volkan Şen. Avusturya maçında, milli takımda sonradan oyuna girdi. Çok da etkili olamadı. Orada da çok etkili değildi. Yani. Peki daha bir şey söyleyeceğim. Diego girdi ya hocam. Orta sahada bir hareketlilik kazansın. Kimse etkili değildi ya. Şimdi Diego Hakan girdi. Sence sence orta sahada Fenerbahçe bir etkililik gösteriyor. Yani bir farklılık yani gösteriyor mu? Yani şu an yine baskılı oyun var. Şöyle Diego'nun bir farkı yani gole biraz daha öbürlerine göre yakın. Onun da gol atma. Hayır, girdikten gol sonra bir şey değiştirdi mi sence? Fenerbahçe ilk yarıya göre daha da baskılı oynuyor. Daha da baskılı tamamen. O yarı alana yıktılar şeyi. Şeyde olduğu gibi kendi sahasında. İkinci İlerleyen yarıya, dakikalarda bakacağız. İkinci yarıya ilk yarıdan daha farklı başladı Fenerbahçe. Gol isteyerek, istekli arzulu daha, başladı. Daha baskılı başladılar. Bakalım. Ne olacak? Göreceğiz. İlerleyen dakikalarda muhtemelen Nani'yi de alacak oyuna. Volkan Şen bugün çok etkili değil. Evet. Alper çok etkili değil. Mesela Nani tercihi. Bir taraftan şimdi biz, evet Ankara, hep Ankara Spor diyorum. Yani Osmanlı Spor. Vebo tercihini eleştiriyoruz ama şimdi bir taraftan Fenerbahçe'de de Alper Potuk, Volkan çok etkili değiller yani. Sen Nani yedek kulübesinde değerlendirilmiyor. Caner Erkin yedek kulübesinde değerlendirilmiyor. Yani şöyle Fenerbahçe'nin sağ ve sol kanatları korkunç işlerdi. Özellikle bugün ne Gökhan'dan ne Hasan Ali'de o etkinliği göremiyoruz. Hasan Ali'de o etkinlik yok. İster istemez de Van Persie pozisyon bulamıyor. Caner niye oturuyor kenarda? Milli takımda oynadı filan, yorgun geldi filan diye mi acaba? Bilmiyorum ki. Ya, milli takımda sadece onlar ama oynadı. Sürekli bir rotasyon yapıyor. Bak, taktik değişimi olabilir. Buyurun. Caner'le Hasan Ali'yi sürekli rotasyona sokuyor. Sokuyor hocam. Ama Caner bu takımın yani en etkili oyuncularından birisi. Çok önemli bir görüntü vardı. Tanju abi yakaladı. Gökhan geldi kenara. Vitor Pereira ile bir taktik bir şey sıkıntıyı, saha içindeki sıkıntıyı paylaştı Pereira ile. Belki şu 1-2 dakika içerisinde bir değişiklik gelebilir. Gerek yani oyun içerisinde ya da
Şimdi bak abi, bak. Emre Belözoğlu'nun şeyini o mu aldı? Hocam şuna bir bak Allah aşkına hocam. Bir bakar mısın şu pozisyona? Bak yani gidiyor bak dönüşü. Bak şunun nesi var ha? Bunda ne var? Faul. Gökhan. Faul mü verdi? Faul mü verdi bunu? Evet. Hocam Allah aşkına bana bir ama söyle. Ama gitmesini ne? Engelliyor. Neyse, ben onu söylüyorum işte kardeşim. Yani bu nasıl bir ben, şey ben, ya? Ben onu söylüyorum işte. Ve Osmanlı Spor hata kalkıyor bana, ya. Bana senaryo yazıyorsun diyorsun. Hayır ya. Şimdi bana hocam söyle diyorsun. Ya ben senaryo yazar. Ya onu ben kötü niyetli olarak söylemedim ki senaryo dedim. Yani bir olayın üzerine bir şeyler söylüyorsun. Ya biz de bundan bir şey çıkar. Yani bu da normal değil diyoruz yani. Hani normal karşılığı olacak fauller değil o. Değil tabii abi zaten pozisyon bitmiş yani abi. Yok. Top yok. Gitmiş, mesafe var ya arada. Bir şey de yok zaten. Bir şey de yok. Buna faul şey verdi. Terse faul verdi hocam burada. Kamburaya attın diye verdi. Bir dakika burada Fenerbahçe mi kullandı? Fenerbahçe kullandı. İnanmıyorum. Vallahi bak. Ben Gökhan'la konuşurken. Vay be. Ya hocam. Bravo Ali Palabıyık. Ben gerçekten büyük şoktayım. Ali Palabıyık'ın böyle küçük küçük hani Mustafa hocam söylemişti o kıyım kıyım ince ince doğruyorlar bizi gibi. Ya Mustafa Hoca dediğin de aklıma geldi. Dün Bilal... Ne oldu o paraya? Ben abi de soracağım o parayı. Tanju abi. Niye abi? Para ne oldu Mustafa Hoca'nın? Ne oldu? Ha? Verilmedi. Cebellezi mi oldu? Olmaz. Yok cebellezi olamaz çünkü AŞ olduğu için Galatasaray oraya paranın girmesi lazım. Ama hala paradan haber yok. Bugün bir gazeteci arkadaşımız yazısında da işte Mustafa Deniz'e yolladınız parayı da geri aldınız diye. Galiba bizim arkadaşlar sağır veya duymuyorlar, işlerine gelmiyor veya yani bizi seyretme veya doğruları yazma gibi bir düşünceleri yok. Taraf olmuşlar. Mustafa Denizli Hoca'nın borazancısı olmuşlar. Köy köy, şehir şehir dolaşıyorlar. Onu mutlu etmek için arkasından koşuyorlar. Gidiyorlar işte Bebek'te kahvede oturuyorlar. Tavla maçını yapıyorlar baş başa spor müdürleriyle. Bizim söylediklerimiz tabii haber olmaz arkadaşlar. Tabii yazılmaz, çizilmez. O yüzden yine söylüyorum buradan. Sayın Mustafa Denizli en az 3-4 tane büyük gazetede yazılan 675 bin doları iade etti söyleminin arkasından. Ben burada 2 hafta üst üste para verilmedi. 6 aydan önce verilmeyeceğini, Mustafa Denizli'nin parası olmadığını deklare ettiğini söyledim ama hiçbir haber olmadı. Çünkü neden? Baba işte ilişkiler nasıl ilişkileri peki, kuruyor? Peki Tanju abi bugün nasıl bu kadar Mustafa Hoca'nın bugün giriyor? Parası yoksa 6 ay sonra nasıl olacak? Çalışmıyor şu anda. Ben ne bileyim abi bana ne soruyorsun? Ben şeyle biriktirebilir emekli maaşı ben varsa. Mali müşavir değilim, muhasebecisi de değilim. He Tanju emekli maaşıyla olabilir mi? Emekli Allah maaşından o zaman kıyma yapsın. Abi ne bileyim ben şimdi 1675 bin dolar borcum olsa hiç çalışmasam 6 ay sonra ödeyeceğim demem yani. Nasıl ödeyeceğim? Ona abi soracaklar abi bunu konuşanlar Sayın Denizli bir araya gelip ben bu param yok. Bu parayı ben size ilk 3 ayda bir yarısını, 3 ay sonra diğer parasını vereyim dediği zaman kardeşim sen çalışmıyorsun, param yok diyorsun. Verdiğimiz 1.700'ünü de yemişsin 2-3 ayda. Sen bu parayı nasıl geri toplayacaksın diye onu sorması lazım. Onların bunu denetlemesi lazım. Onların soruşturma yapması lazımken sevgili Haluk diyor ki nasıl bulacak falan filan. Ya dün bile Tanju okudum. Bizi bu kadar üzme konuşmuş yani. Şey. İnanamıyorum size. Senin sevdiğin bir ya abim var ya. Beni konuşturmak istiyorsan söyle ben her türlü konuşurum abi. Çok sevdiğim bir abim var ya senin. O konuşmuş Mustafa Denizli'yi kandırdılar. Yani adam bile şey. Kim konuşmuş? Kötü durumda. Bu şeydeki yayınları yapan kişi. Oradaki abin senin o öyle konuşmuş demiş. Ne demiş? Kandırdılar. Kimi oyuncu kandırdılar ya? Oyuncu alacağız demişler. Bir ya de adam mağdur kahretsin ya. Adam mağdur deme, sen deme. De. Ya niye de? Öyle deme. Derim sen, abi ya. Sen de var kimi ya, kandırmışlar? Kimi kandırıyor? Bir mağdurmuş. Kere esas kandıran kendisidir Türkiye'yi bugüne kadar. Mağdurmuş, bir tane seveni mağdur var mı? O koltuktan gitsin var ya. Bir tane dostu olursa yemin ediyorum ben Taksim Meydanı'nda yakın beni ya. Taksim Meydanı'nda beni yakın ya. Ya niye yakalım abi seni? Vallahi yakın ya. Ya bir adam bu kadar arkadaşlarını, eşine, dostuna kazık atar mı ya? Bu kim abi? Mustafa Hoca değil değil mi? Değil. O da var da onun savunuculuğunu yapan doktor profesör Şansal Büyükağ yok mu? Profesör doktor. Abi tamam o ya. Hocam ya sen ben de var ya. Ben söylerim abi benim korkum yok. Benim çekingem yok. Ne fitili ya? Benim çekingem yok. Mustafa Denizli'yi kandırmışlar. Ne niye kandırmışlar ya hocam? Bunun Mustafa Denizli 70 yaşında adam nasıl kandıracaklar? Kim kandırdı abi onu ya? Transfer yapacağız demiş yapamamışlar. Yapamazlar zaten. Peki Hamza'ya yaptılar mı? Hamza evet. Onunla gelince yapıyorlar mı? Hamza'nın suçu ne? Mı? Bu kadar paramız vardı. 1.750 Mustafa'ya. Sayın Mustafa Denizli'ye. Lines'e en az o kadar iki katı daha. Donk. Lines de dün koridor, diye koridor oldu donk hocam. Diye vurdular. Ne oldu donk? Aldınız. Ben burada demedim mi? Bas bağırmadım mı? Almayın, yapmayın. Galatasaray'ın oyuncusu değil. Yaz.
Ya Galatasaray'a bir sıra gelsin de biraz konuşalım ya. Galatasaray diyorlar ki hiç oyuncusu yok. E kardeşim oyuncusu yok. Şu sahanın içindekileri topla. En az aldıkları para yıllık bunların 40 milyon dolar. Bak o sahanın içindekilerin hesabını yapın. O zaman kötüyse ne iş var abi Galatasaray'da futbolcuların, bu futbolcuların? Niye bu kadar para veriyorsunuz? Paranız mı çok? Bu nasıl transfer yapılanması ya? Galatasaray'a gelmek için herkes zıplıyor, atlıyor. Ya bir fedakarlık yapacak ya. Galatasaray kulübü böyle bir kulüp ya. Siz neyin peşindesiniz? Galatasaray'ı yönettiğini zannediyorsunuz. Konuşacağız biraz sonra. Programın sonunda son yarım 45 dakika. Bunları da ele alacağız. Galatasaray'ın ne hallere düştüğünü, neler yapıldığını. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'ın yani şey oynayamıyor. Wesley Snyder oynayamıyor. Selçuk İnan oynayamıyor. Aha golü kendi atıyordu. Bu arada Fenerbahçe şey anormal bir gol kaçırdı sevgili seyirciler. Kaleci şey Ahmet topu elinden kaçırdı. Van Persie arka direkte topla burada şey buluşmak üzereyken. Van Persie gizli bir stoper falan mı düşürdü, ne oldu? Yalnız hocam hiç beklemediği bir an ama ayağının üstüne uzatmaya çalışmış. Bak topa vurdu. Bu kaleci işte böyle topları kurtaramıyor. Hocam vallahi ben bunu düşündüm. Ama Van Persie'nin de bunu yapması lazım. Tabii ki. Çok rahat yapması lazım. Tam vururken dikkat et. Ayağında, sol ayağında böyle bir bürkülme oluyor. Dikkat ettin mi? Ya net ya, %100. Bu golü bakayım. Şey kaçırsa bak orada taraftar yuhlar. Bu arada Lava sakatlandı. Az önce Topal'la girdi. İkili mücadelede sakatlandı Laval. Ozon oyuna girdi. Oyundan çıktı 62. dakika. Ama hala Vebo sahada. Mustafa Hoca demek ki 70'i falan bekliyor herhalde. Bu da plansız bir değişiklik oldu. Ama ya, bu arada de, Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden. Ozan Tufan çıkıyor. 72-73'te değiştiriyor diye. Ozan Tufan'ın yerine Nani oyuna giriyor. Ve Fernandao da oyuna giriyor. Onun Alper'i yerine, çıkardı. Alper Potuk'un yerine de Fernandao oyuna girdi. Artık Fenerbahçe bütün riskleri aldı. Ve şu anda oyuncu değişiklik hakkı da yok. 62. dakikada yani. Bak herhangi bir sakatlık olursa. Şu arada şeyin yapacağı bir değişiklik. Mustafa Reşit Akçay'ın yapacağı bir değişiklik. Her şeyi değiştirebilir. Çabuk bir adam. Bak Josef çıktı oyundan. Ozan çıktı. Fenerbahçe'nin savunması biraz zafiyete uğradı. Şimdi Rucescu zamanı. Peki evet, kısa bir reklam arasına gidelim. Çünkü maç son yarım saat her şeye gebe görünüyor. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Maçta 66. dakika ve Kadıköy'de henüz gol yok. Tanju abi, önemli oyuncu değişiklikleri var. Artık Fenerbahçe golü bulmak için tüm riskleri almış durumda. Oyuncu değişiklik Osmanlı hakkı da kalmadı. Osmanlı Spor da almış durumda. Osmanlı Spor da artık beraberliği bıraktı. Biraz daha ikinci ve üçüncü bölgede oynamaya başladı. Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde biraz evvel kafadan bizim reklamdayken net bir gol oldu ama böyle bir adımla ofsaydı bozan şey vardı, Vebo vardı. Allah'tan o pozisyonu bizim sevgili Gökhan kardeşimiz seyretmedi. Burada şimdi naralar atardı. Bilerek ofsaytta kaldı. Onu hocam, yaptı, bunu yaptı. Hocam hiç öyle bir şey yok. Hocam manipülasyon yapma ya Tanju ya, abi. Ben vallahi ben manipülasyon öyle yapma. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece Vebo'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının doğru olmadığını, profesyonelce olmadığını, sana göre amatörce doğru bence değil, cahil doğru, cahilce yapılmış bir hareket. Ama profesyonel bir futbolcunun yapacağı iş mi bu? Şimdi Inter'de oynuyor mesela. Inter'in malı değil mi Melo? Evet. Doğru mu? Evet. Inter'in bonservisi bu. Galatasaray'la ilgili bir sürü güzel geldi, şeyler geldi, söylüyor. Bir dakika abi. Bir sürü güzel bir dakika, şeyler abi, söylüyor. Bir dakika. Inter'deyken bunu gidiyor mesela Genova'ya kiralık. Genova Milan maçında, Inter'le Milan şampiyonluk yarışında, Milan maçında böyle bir tweet atar mı? Atmaz da. Nerede Melo atar. Benim de indiğim Melo ise atar abi. At, oh, oh, hocam, sarı kart. Kırmızı olur mu? Sarı. Tebrik etmek lazım. Volkan Şen itiraz ediyor. Son kırmızı olsun diye. Musa mıydı o? Değil değil mi? Değil, değil, değil hocam. Değil Musa değil. Bariz gol şansı olarak değerlendirmesi yönünde itiraz ediyor Volkan Şen ama bir oyuncu yok, var galiba yok değil mi hocam orada? Musa... Bariz gol şansı yok. Çok akıllı yapılmış bir faul. Ama olduğu yerde muhteşem yakın. Evet. Penaltı kadar çok etkili bir nokta. Tehlikeli evet bir nokta. Yani az önce mesela söyleyelim yani. İlk 45, Diego vurur ilk 45 dakikada bir stoperin yapacağı en akıllı faul Tanju. Nani vurur ama yeri çok kötü hocam ben. Van Persie var, Diego var, Alves var, Nani var, Diego vurur, gol olur. Tanju abi, Nani, Van Persie, Diego topun arkası. 3 tane oyuncu var şu anda. Diego diyorum. Alves biraz daha, Alves için biraz yakın sanki. Alves daha biraz uzaktan vuruyor bu tip pozisyonlara. Ben Diego vurur diyorum, gol olur diyorum. Ben de Nani vurur gibi geliyor bana da. Göreceksiniz.
Bakalım. Fenerbahçe çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor sevgili seyirciler. Maçta 68. dakikanın içindeyiz. Ankaraspor tüm hatlarıyla ceza sahası etrafına girdi. Çok kalabalık bir baraj var. Topun gerisinde Van Persie var. Van Persie ve Diego var topun gerisinde sevgili seyirciler. Diego, Van Persie topun gerisinde. Ali Palabıyık işaretini verdi. Diego vuruşu top barajdan geri geliyor sevgili seyirciler. Ben size söyledim Diego vurur kötü diye. Kötü bir vuruş. Ama hocam geçse gol biliyorsun. Geçse tam de işte orada ama barajı aşırtamazsa bir şansın yok. Tancı. Zaten yani. Kalite orada ortaya çıkıyor. Olay o. Vuruş kalitesi onu öyle tık diye bırakan çıkıyor. Oyuncular Hakan, var. Hakan ne yapıyor? Günde diyor 45 dakika her gün diyor antrenman sonrası ben bunu çalışıyorum diyor. Fenerbahçe bayağı gelmeye başladı. Evet, Fenerbahçe artık yani özellikle son oyuncu değişikliklerinden sonra riskleri de aldı. Bak geliyor ama yapılan ortaların hiçbiri yerine ve şeyine göre çok farklı yani. İstenilen noktaya atılmıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Kör evet. Dövüşü gibi oynuyor şu an Fenerbahçe. Yalnız, topuyla tüfeğiyle saldırıyor. Gidiyor ama savunma güvenliğiyle çalışıyor. Aynen bıraktılar öyle. Bak. İşte topu tüfeğiyle çıkışta, gidiyor diyorum ya. Ani bir çıkışta gol bulabilir. Bak 70'e geliyoruz. Bir Rusescu, bir teknik, bir değişiklik var galiba orada ama. Evet. Evet, Rusescu'yla Vebo değişiyor. Ne dedik? 70'te değiştiriyor dedik. 69. dakikanın içindeyiz. Vebo oyundan çıkıyor sevgili seyirciler. Lucescu oyuna giriyor. Şu ana kadar dakika, Mustafa Reşit Akçay'ın planı gitti. Aynen. Doğru gitti. 69 aynen. Dakika Vebo hiçbir şey yapmadı bence sahada. Ama söyleyeyim fikrimi söyleyeyim. Bu konuşman çok duygusal yaptı. Konuşuyorsun. Hayır hocam duygusal. Hoca ne görev verdi ona? Rakip stoperleri mücadele etti mi etti. Soktu mu oraya sokmadı. Geldi top çıkardı mı çıkardı. Bir 9 numara gol atamadıysa forvet oyuncusu ben görevini yapmıştım. Bir dakika demiş. Allah aşkına oynadığın takım Fenerbahçe ya yapma yani. Hayır, sen şimdi yılda 8 defa Fenerbahçe'yi mi yeniyor Osmanlıspor? Şimdi Osmanlıspor'un soyunma odasında şu konuşmalar geçmiştir Haluk. Vebo aman sakın gözünü seveyim bak 70'e kadar gerek yok demiştir hoca bunu. Senden gol beklemiyorum, savunmana destek ol demiştir yani. Senden gol beklemiyorum demiş midir? Demiştir kesin. Zaten atamazsın demiştir. Ya önceliğin gol değil. Zaten sen gol atamıyorsun ya yani. Beklemiyorum da senden öyle bir şey demiştir. Önceliğin gol olmasın ya. Önceliğin. Tamam. Gol yemeyelim. Duran zaten toplarda destek ol. Son 20 dakika atarız. Tamam. Ben gereken değişikliği yapacağım. O kadar emin düşünmüştür. O kadar emin konuşmaz da. Olursa ama bak. Olursa. 70'e kadar amacı o. Ve şu ana kadar da tuttu. Hocam çok. Hocam buraya bakman lazım hocam. Of bu kırmızı kart ya. Of. Bu net kırmızı kart. Tabii yani. Fenden daha yaptığı için vermez hocam. Bu kırmızı kart. Düdük çaldı mı? Sarı verdi en azından. Yok. Mehmet'e bu kırmızı kart. Tabanıyla çok sert bir. Adamın ayağı kırılır ya. Bir de ne ayağı diyor. Kırılır bak, ya. Tabanıyla basıyor. Ne yaptı? Kırmızı kart mı hocam? Kırmızı kart. Fernando ile sevgili seyirciler. Kırmızı kart orta sahada. Ya illa ayağının mı kırılması lazım? Mehmet'le Fernando arasındaki mücadelede Fernando Mehmet'in ayağına basıyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık faulü verdi, sarı kart verdi. Ama Muhittin Boşat'ın yorumu kırmızı kart olması evet, gerektiği. Burada kesinlikle orantısız güç var. Aşırı güç kullanma var. Ve kendini hiç şey yapmıyor, sakınmıyor. Biraz ancak sen görebildin mi pozisyonu? Evet. Nasıl? Biraz değil, bayağı bilerek yaptı yani. Yani hiç gereksiz aslında ya. Sence pozisyon? Hocaya yani kırmızı kart verse de niye verdi denilmez ama Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımlara kırmızı kart verecek yürekli, böbrekli, çörekli, adam gibi adam bir hakem göremiyorum. Yani şimdi Avrupa'da bunu kırmızı kart gösterecek o kadar çok hakem var ki ama Türkiye'de ne yazık ki veremiyorlar. Kırmızı kartın karşılığı bir yerde aslında tabanıyla basıyor. Ve kendini hiç korumuyorsun bak öyle bir pozisyon olur ki topla beraberdir. Yani kendini tutamazsın. Topa girdim, zaten ayarlayamadım dersin. Top bu tarafta. Bu arada Fenerbahçe hocam. Etkili geldi. Hasan Ali ceza sahası içine orta. Arka direğe gelen top. Yani Osmanlı Spor savunması topu uzaklaştırıyor sevgili seyirciler. Çok etkili bir pozisyon Tanju abi. Çok. Hasan ama Ali işte orta yanlış. Sıfıra indi. Orta yanlış yere. Ya İkidir çok iyi geliyor. Orta yanlış yere atılıyor. Bak ortalanacak yerlerde de kimse yok dikkat edersen. Hemen foul. Allah bunun neresi foul hocam? Lütfen şuna bir bakar mısın hocam? Allah'ını seversen. Şuna bir bakar mısın? Ben inanamıyorum ya. Pala bıyık mıydı? Bıyıklarını kessen pala bıyık. Hafif omuzla arkadan koyuyorsan. Ama olacak o kadar olmayacak mı hocam? Yani temin verdiklerine göre top Tanju. Onda da değil. Top ortada. Tanju biraz evvel verdiklerine göre bu daha bir foul. Ya böyle bir hafif elini beline koyuyor galiba kolunu. Tanju eli belindedir. Abi.
Efendim? Eli belindedir motifin adı diyorsun yani. Ne diyorsun Gökhan? Yani anlamıştır izleyiciler. Bu arada ceza sahası içine orta. Kayer 6 pastan topu dışarı atıyor sevgili seyirciler. Son derece müsait bir pozisyon. Nani'nin ceza sahası içine kullandığı top. Arka direkte Kayer topla buluştu. Sol ayağının içiyle vuruşu üstten avuta gidiyor. Bak, bu pozisyon, bu pozisyon biraz evvel 10 dakika evvel Van Persie'nin kaçırdığı pozisyondan daha net, daha kolay bir pozisyon biliyor musun? Çünkü hazır. Niye sen sol ayağınla vuruyorsun? Sağ ayağınla vursa yapacak zaten. Kafanla vur, sağ ayağınla vur. Nerenle vurursan vur. Bir de iyi pozisyon almış. Çok dışarıdan koşarak geliyor. Evet. Yani offside'le falan alakası yok. Bir de hazırlamış kendini. Konsantre olmuş. Şimdi biraz evvelki pozisyonda Van Persie böyle bir şey beklemiyordu. Muhtemelen çalışılmış da bir pozisyon tabii, bu. Tabii çalışılmış. Abi Murat Yüce, Osmanspor'a neden Ankaraspor diyorsunuz demiş. Yani ben arada bir öyle kaçıyor ağzıma. Niye bilmiyorum. Neden öyle diyorum? Olsun, alışkanlık oldu o yüzden. Unutamadık Ankara Spor'u. Kötü bir şey değil yani. Onun altında bir şey mi arıyormuş? Yani ya, öyle bir şey demiyor ya. Neden öyle diyorsunuz diyor. Merak etmiş. Dil sıçması. Ben bu sessizlik olduğu zaman Osmanlı, bayılıyorum bu stüdyoya. Osmanlı Spor'a bundan sonra Ankara Spor demeyeceğim. Tanju abi. Deme. Sana da söz veriyorum. Sana sen, yakışır. Tanju abi ansiklopedi geniş bir şekilde notlarını alıyorsun. Ne selamlar diyorlar. Hep bizi izliyorlarmış. Ne yapayım? Ne diyeyim yani? Sinan Engin gibi en son stüdyoda seni baş yalnız bırakacağız bundan sonra. O öyle yapıyor ya biliyor musun onu? Hayır, bilmez ama miyim? Ondaki liste var ya o, tek başına, o Instagram'dan da oluyor. O Instagram'dan bir başlıyor abi. Ahmet, Mehmet. Bir bakıyorum değil, kimse yok. Ya komik bir görüntü oluyor. Stüdyoda tek başına herkese selam söylüyor. E ne var herkesi mutlu ediyor. Ne var onun mesela, ne kötülüğü var. Orada neler oluyor? Daha neler var seyredin. Neler ya? Selam isteyenler sonuna kadar seyrediyor abi, mu? Sinan abi selam verecekse, gönderecekse yani insanlar bekliyordur herhalde abi. Ya niye beklemesinler arkadaşlar? Niye? Neden Ali Palabıyık. Maçın önüne geçti. Tek 75. dakikaya geldi Tanju abi maç. Ben zor diyorum. Her an her şey olabilir diyorum. Bak sen Fenerbahçe'nin bugün kazanma ihtimalini de çok fazla görmüyordun. Maçtan önce... Yani Osmanlı Spor bugün Fenerbahçe'ye bir çelme takabilir gibi bir yorumum vardı. Girmeden çok. Önce biz maçı ya beklerken. Niye? Dün de Eskişehir Spor Galatasaray yenecek dedim bana çok iddialı bir şekilde. Evet. Ben de dedim sen ki, ne dedin? Tonca abi ne diyorsun? Totem ya? Yapma dedin ya. Hayatımda hiç totem yaptın mı? Bu kadar açık. Gökhan'la konuşuyor zannetti kimse. Vallahi hocam yani hayatımda totem nedir bilmem. Ya Gökhan nedir bilmem. Gökhan konuşa konuşa yani 75. dakikada galiba bağladı maçı abi. Vallahi öyle görünüyor şu anda. Nereden geldin ya sen? Afrika'dan mı geldin? Var bu hocam. Serde var hocam bir Afrikalı. Var değil mi? Var. Doğru. Seni Afrika'da zaten yamyamlara bırakacağım. Götüreceğim. Kazana bir atsınlar seni. Yamyam demesek. Ne diyelim? Bu arada net bir pozisyon. Asfak'la avuta gidiyor sevgili seyirciler. Ceza sahası içine orta. Van Persie 6 pastan son anda kafayı vurdu. Asfak'la avuta gitti top. Çok net pozisyon Tanju abi. Orta kafayı şahane bence. O gelişte gol atması zor. Tanju. Yani ister hocam, istemez bak, çok süratlenmiş. Bak hocam vurduğu yer yanlış. Onu gelişine bu tarafa vursa sağ değil kalecinin soluna vursa inan çok daha hayır, doğru pozisyonu biraz daha o şekilde ama gelse bak, senin söylediğin doğru ama öyle bir gidiyor ki. O kadar güzel gitmiş ki yakalamış pozisyonu da yakalamış. Yani kafayı zamanlaması zor değil, çevirir yani. İyi şey yapamamış yani köşeyi belirleyememiş. Zamanlaması da güzel. Kafasını çevirirken yanına çevirmiş. Gökhan açıyı kaybetmiş. 77. dakika gol yok. Mutlu İkinci Gökhan. İkinci yarıda oyuncu değişikliği. Bir Beşiktaşlı olarak mutlu olması kadar doğal bir şey sen mutlu musun Galatasaray olarak? Ya hayır, bunda ne var abi? Anormal bir durum olabilir mi bu? Yani İkinci sen... yarıda Vitor Pereira'nın yapmış olduğu oyuncu değişikliklerinin Fenerbahçe'ye katkı sağladığını görüyoruz ama Fenerbahçe o kadar bilinçsizce ve sadece gole konsantre olmuş bir Fenerbahçe durumuna geldi. Şu anda Osmanlı Spor, hani o bildiğimiz bu zamana kadar 8 haftada kaybetmeyen Osmanlı Spor kendi kimliğini ön plana çıkartıp Fenerbahçe'nin üstüne gidecektir. Ama bu ama bir şekilde... Osmanlı'da müthiş basıyor. Yakın evet, değil evet. Musun şu anda? Evet. Müthiş basıyorlar. Çok tehlikeli. Bak bir önceki yani 70'e kadar Vebo çıkana kadar 3. bölgede bir kişi kalmıyordu. Vebo da yoktu. Ama şimdi 3. bölgede bir bakıyorsun 2 kişiler hocam. Rusescu ile yani bak, bunun Rusescu sebebi de, yüzünden bak, mi yani? Bu, onun sayesinde bunun oldu. Bunun sebebi şey değil. Rusescu yok, değil. Babacığım gol gelmediği sürece. Josef ve şey çıktı. Aynen. Ozan çıktığı Ozan için çıktı, orta saha hakimiyeti onlara geçti. Osmanlı Spor'a geçti. Savunma yönü zayıfladı Fenerbahçe'nin evet. Ondan. Bunu içerideki futbolcu da biliyor. Biliyordu. Ona göre de önlemini alıyor veya ucuma çıkıyor. Bak, ucuma daha katkısı oluyor. Bak şimdi Gökhan. Teknik adam şunu söylemiştir. Kardeşim biz 70 dakika
kapanacağı da otobüs gibi. Ama çıkışlarımızı bundan yapacağız diye maç öncesi verilen bilgiler, detay budur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi şu anda hoca ne diyorsa şu dakikaya kadar Osmanlı Spor elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu önemli bir gerçektir, doğrudur. Bundan sonra hamleler maçın skorunu belirleyecektir. Artık hamle kalmadı Fenerbahçe. İşte onu söylemek istiyorum. Hamleler dedim bu. Hamleleri de ilk takım yapıyor, yaptı da. Evet, daha çok Fenerbahçe yani yaptı. Biraz Fenerbahçe'nin oyuncu değiştirme hakkı. Osmanlı Spor biraz Laval'ı mesela mecburiyetten çıkardı. Laval sakatlanarak çıktı. Vebo çıktı. Rusescu girdi ki Rusescu'yu maçın başından beri ben ısrarla neden oynamadığını çok merak ediyorum demiştim. Bir arka adresinde çekme varmış şimdi bana mesaj geldi. Olabilir. Yani öyle de bir durum da olabilir. Yok şaka yaptım da espri olsun diye. Yani Rusescu yani çünkü Osmanlı sakatlık Spor'un... olsa oynayamaz zaten. Osmanlı Spor'un en etkili oyuncusu yani sezon başında. Abi, en etkili oyuncularından. Bak şimdi Osmanlı Spor dediğin takımın kadrosu bir hayli sıkışık bir kadro. Tamam mı? Yani Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyorsan bir hamle yapman, yani bir oyunu tutman, bir hamle yapman gerekiyor. Şimdi Rusescu'yu o anlamda bekletti. Bu arada Osmanlı Spor kontra atağa çıktı. Sevgili seyirciler 3'e 3 gidiyor. Ceza sahası dışında Kayer yaz müthiş savundu. Bu arada ceza sahası hocam. Endiaye sanırım. Endiaye mi? Endiaye'ye bir tane top vermek lazım. Kayer yalnız yedi orada hocam Endiaye'yi. Of ne yaptı öyle Nani ya? Nani ile kontra hata bu kez Fenerbahçe çıkıyor. 4'e 3. Ceza sahası içine orta. Geçti. Volkan Şen vuruşu savunmadan dönüyor. Aynı doğru, dakika doğru, içinde hocam, Volkan ama. Şen bu arada ceza sahası içinde topu aldı. Neler oluyor orada Osmanlı yani? Spor savunması topu son anda uzaklaştırmaya çalışıyor ama top Diego'nun önünde kaldı. Ceza sahasının dışından sert şut az farklı avuta gidiyor. Aynı dakika içinde iki takım da birer kez kontratak yakaladı Tanju abi. Yani Osmanlı Spor'un şimdi tamam Fenerbahçe'nin kontratağa yakalanması anlaşılabilir bir durum. Artık risk alıyor. Ama Osmanlı Spor'un yakalanması çok Osmanlı acayip değil mi? Osmanlı Spor'da ikinci ve üçüncü bölgedeki tüm adamlar aynı anda hücum yapıyorlar. Arkadan destek oluyorlar ilerideki. Başka türlü Fenerbahçe'nin zafiyetini gördü onlar da. Tabii orta alandaki savunma zafiyetini. İsrarla onlar da gidiyorlar buldukları zaman. Her iki takımın da orta alanı boşaldı Tanju. Boşaldı ama çok şu boşaldı. Anda zevkli bir maç izliyoruz. Evet. Top bir Osmanlı Spor kalesinde. Bakıyorsun bir Fenerbahçe kalesinde. Yani 81. dakikaya geldik Tanju. Daha keyifli bir maç olmaya başladı. Daha keyifli. 81. dakikaya İki takım da gol bulabilir. Bence de çok keyifli bir maç oluyor. Gökhan gülüyor. 81. dakikaya geldik deyince gülüyor. Ama ben sana şunu söyleyeyim Gökhan. Seni ne kadar rahatlatır bilmiyorum da Fenerbahçe kazanır bugün. Bence de. Bir tane gol atar. Aha bir totemci daha Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe var ya Tanju ya. Vay, ne alakası var. Haluk geldi gol oldu. Buducu Haluk bunlar yapma ya. Ne olur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Görünen köyde kılavuz istemez. Fenerbahçe geldikçe geliyor yani. Bulursa Osmanlı kontrodan bulacak ya da uzaktan vurunca bulacak. Biliyorsun. Başka bir şey yok. Ne kadar işten konuşuyorsun Gökhan. Şu konu, şunu yakın niye vermiyorsun İl Bey? Ben anlamıyorum ya. Hayır, şey bazen yakın öyle bir mimikler var ki bir yakın koyun ya. Yakın ne olur yakın verin ya. Hakikaten ya. Bir şey söyleyeceğim ya benim şu görünen köy kılavuz istemez abi şu an Fenerbahçe atak yapmıyor mu? Nerede yapıyor? Fenerbahçe gol için bastırmıyor mu? Yok. Yok. Başka bir maç mı? Fener bastırma mı var? Biz yanlış maçı mı seyrediyoruz? O zaman beni yakın verme. Bu arada verme Osmanlı Spor son oyunu değiştirmiyor. Verme. Kalp atışları belli olacak verme. Suratındaki ifadeye bak. Bu arada Gökhan Gönül de sarı kart gördü hocam itirazdan dolayı. İtirazdan evet. Haklı mı dersin ne dersin sarı kart için? O... Bir faul kararı verdi Kayer'in çıktığı ki orada verdiği faul doğruydu. Ya konuşmayacaksın. Bu arada Fenerbahçe çok kalabalık gelmeye başladı. Yok geliyor mu? Aa, baskı mı var? Yok ya. Bir faul daha. Ya hocam bu faul. Dur bakayım şunu çok ya, merak ettim. Ya pala bıyık yapma yani, pala bıyık. Şunu çok merak ettim. Ha? Hocam neyi merak ettim bak. Yakından bir göreyim. Yok, Fenerbahçe. Beni şaşırtmadın hiçbir zaman. Ben bakayım dediğim pozisyon var ya asla faul çıkmadı biliyor musun? Bak hocam bak. Bak, o kadar temiz ki. İnşallah. Temiz değil mi? Fenerbahçe hangi maçı hatırlattı sana? Bir dakika. Antalya Spor. Evet. Etkili olabilecek. Bülent Yıldırım. Bülent Yıldırım. Bravo. Sevgili seyirciler Fenerbahçe. Mane, tabii. Etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Nani yerde kaldı. Düzeltiyorum. Diego yerde kaldı. Bu pozisyonda Ali Palabıyık faul kararı verdi. Muhittin Boşat, Muhittin Boşat bu kararın doğru olmadığını ifade etti. Topun gerisinde Nani var. Etkili olabilecek bir nokta 26-27 metrelik bir mesafe. Yine Ankara Spor kalabalık bir baraj oluşturdu. Antalya Spor maçının aynısı. Ali Palabıyık'ın işareti bekleniyor.
Kayer ve Mehmet Topal Alves de barajda. Kim vuruyor? Nani topun gerisinde. Out kalede olur. Ahmet. Out olur. Nani'nin sert şutu asfaltta out'a out gidiyor. Olur. Ya yalnız bu var ya Tanju. Beni dinleyin Tanju ayıp ya. Ayıp. Bu hiç out olur. Out olur, gol olur. Hiç önemli değil ama şu verilen fauller var ya benim canımı sıkıyor. Bak baştan hocam, söyledim mi? Hocam şöyle bir şey diyebilir miyim? Ya bu yani hoş değil bunlar. Hocam şöyle bir şey diyebilir miyim? Bu hoş arada Osmanlı yani, Spor'da Erdal oyuna giriyor. Bunları hakemlere göstermeleri lazım. Hani topluyorlar, yemek yiyorlar ya. Ya şunları bir göstersinler, örnek versinler. Ben geleyim biraz anlatayım. Ey son oyun hakemleri bunlar. Tanju hakem abi, bunları biliyor Tanju. Camiasına sesleniyorum. Hakem biliyor ya. Bunları sen merak etme Tanju. Baştaki bilmediğini son zannetme. Oyuncu değişikliği. Umar çıkıyor. Erdal Kılıçarslan giriyor Osmanlı Spor'da. Bir kanat oyuncusu çıkıyor. Biri giriyor. Daha taze bir oyuncu tabii Erdal. Maçın son 6-7 dakikasında normal süresi 6-7 dakika 84. dakikanın içindeyiz. Son 6 dakika normal süre için 3-4 dakika da eklese bir 10 dakikalık bir vakit kaldı hocam. Muhittin hocam. Siz alıp Ali Palabıyık'ın bugünkü performansını beğenmediniz. Ben beğenmedim. Kadarıyla. Yani bütün takdir haklarını şeyden yana kullandım. Bir tane araşmalı bir fena grip pozisyon var onu söyleyeceğim. Ceza alanı içerisinde bir pozisyon var onu verdi. Yani bunlar onu vermedi. Yani penaltıyı vermedi. Yok yok. Lehine kullanmadı yani. Aynen. Orada kullanmadı. Yani orada Osmanlı Fenerbahçe Spor lehine penaltı çalsaydı. Bekledi. Tamam belki tartışılabilirdi ama o yani pozisyonda. Bana göre de değil ama penaltı diyene saygı duyuyorum. Bana göre değil. Gökhan ama onu penaltı olarak değerlendirdi. Olmayan var ya 7-8 tane. Bu arada Fenerbahçe yine etkili geldi. Ceza verdi. Sahası içinde Robin van Persie'ye Ankara Spor, düzeltiyorum Osmanlı Spor savunması yine araya girdi. Ya Ankara Spor'a nereden takıldım arkadaş? Yani olsun, olur öyle şeyler. Murat'tı galiba. Murat'ın söylediği kadar var. Önündeki kağıttan birkaç kere Osmanlı Spor'u oku. Abi bir arada içeriden. Biz Gökhan'la şeye gittik. Of Türkiye, aman abi anlatma kimse Türkiye, bırak o zaman Yunanistan YouTube yoktu gittik bu kadar abi, ya. Yunanistan'la birlikte yayın yapıyoruz. O zaman galiba CNN Türk'te çalışıyor. Ya galiba. Yan yana yayın yapıyoruz abi. Stadın adı Kariskaki. Her seferinde söyleyemiyoruz abi stadın adı. Ya yayından Kariskaki. Bir saniye önce Kariskaki diye çalışıyoruz. Onun yayına geliyor yani. Olmuyor yani. Ya Allah'tan o zaman YouTube Osmanlı yoktu. Osmanlı takımı çok çekildi. Heh. İlbey sağ olsun prompter'e Osmanlı Spor yazdı. Bundan sonra. Ortaya daldı. Daha ne yapsın İlbey, daha ne yapsın? Bugün moralsiz, keyifsiz gördüm. Hasta galiba İlbey'imiz. Hem hasta hem de Fenerbahçe bugün şu ana kadar sıkıntılı. Fenerbahçe hasta etmiş olabilir mi onu biraz? Ya Fenerbahçe hasta etmedi. Dün de hastaydı da. Yani Galatasaray mağlubiyeti biraz kendine getirir dedim ama gelmedi. Bugün Fenerbahçe kazansaydı yarın hiçbir şey kalmazdı Tanju abi. Hadi ya. Burada bir topla elle müdahale gibi bir durum var hocam. Kimi? Yok. Çok yakından sekip. Ndiaye'ye çarpan top. Ama ben şu Volkan'ın pozisyonunu hocam. Yani İlbe ya, eğer verebiliyorsan şu sol arka tarafa bazen veriyorsun bana ya. Bana göre değil yok ama bak gri bir pozisyon ha? Söylüyorum. Var sosyal medyada çok var da onlardan bulabilir belki. Gri pozisyon bana göre. Yani bir daha gördüm baktım. Görebildin mi sen de? Oradaki gördüğümde de. Bana penaltı sert şut ceza sahası dışından kaleci Ahmet topu son anda önlüyor sevgili seyirciler. Nani'nin Fenerbahçe oldu. Baskıyı arttırdı. Nani'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Ahmet tarafından uzaklaştırıldı ama Fenerbahçe hata devam ediyor. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var ama karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık devam dedi. Osmanlı Spor kontra atağa çıkma çabasında yine Fenerbahçe kazandı topu. Top bir Osmanlı Spor'da bir Fenerbahçe'de karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık bir faul kararı verdi ve Osmanlı Spor faul kullanacak. Bu arada sarı gerçekten kartı var Gökhan'ın yerde dövünüp duruyor ama. Son dakikaları hocam, adeta yani. Nefes değil kesiyor. Yani Gökhan. Gökhan delirdi. Hocam hangisi? Faul yapan Nani ama verdiği faul yapan Nani. Ama evet. Hocanın söylediği yerde dövünüyor. Yerde dövünüyor böyle. Yani hakemi protesto ediyor. Bunda da hiçbir şey yok. Niye hocam belli olur mu? Bak. Burada foul var hocam. %100 penaltı hocam. Yapma Tanju abi ya. Hocam espri yaptım. İnsanlar genelde verdiği için bir şey diyemiyorum. Ha bak espri bunları Tanju doğru söylüyor. Orta yani. Alanda var ya. Bu olsa orta verdi. Alanda foul'du vallahi hocam arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe ile oyuncu da tabii hakemi baskı altında. Yani ceza alıyor sahası tabii, için alıyor. Hemen bırakıyor kendini Diego evet. Mesela. Yani en ufak bir müdahaleyi aldığında şimdi bırakıyor. Şimdi orta alanda verdiğin bu için bu arada hocam bekliyor. Fenerbahçe yine etkili geliyor. Ceza sahası dışından Nani orta. Osmanlı Spor savunması bir kez daha topu uzaklaştırıyor. Erdal'la kontra atağa çıkıyor. Erdal evet Erdal gidiyor şu an. Yeni oyuna Osmanlı Spor ya. Ters kanatta orta ama top Alves'de. Alves Kayer'le oynuyor. Gerçekten son dakikaları adeta nefes kesiyor. Fenerbahçe
baskısını arttırdı. Bu arada orta sahada yapılan bir müdahale, bir sarı kart daha çıktı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Faul yapan oyuncu Ndiaye, yerde kalan oyuncu Diego. Orta net sahaya bir yakın kart, bir mesafeden Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak sevgili seyirciler. 88. dakikanın içine geldik. Fenerbahçe tüm hatlarıyla ceza sahası içine yüklenmeye başladı. Diego sol kanada oynadı. Hasan Ali. Bu arada tüm Fenerbahçeli oyuncular neredeyse ceza sahası içinde. Osmanlıspor savunması topu bir kez daha uzaklaştırdı ve Osmanlıspor yine hızlı bir atağa çıkma çabasında ama bu kez de Kayer, düzeltiyorum, Volkan Şen Rusescu'ya faul yapıyor. Çok zekice. Ve hızlı atağa Volkan Şen'in faulüyle önlüyor Fenerbahçe. Vakit kazandı işte. 89. dakikanın içindeyiz. Son 8 maçtır kaybetmeyen Osmanlıspor 9. maçında sahadan beraberlikle ayrılabilecek mi, kazanabilecek mi, yoksa mağlup mu olacak? Artık son dakikalara giriyoruz. Hadi hocam, bir 90 dakika analizi yaparsınız. Fenerbahçe'nin sahaya çıkan ilk 11'i bana göre bir orta alanda hatalıydı. Başta da söyledim ben. 3 tane savunma oyuncusuyla, savunma daha doğrusu eksenli oyuncuyla oyuna başlamak bana göre yanlıştı. Sen Osmanlıspor ne kadar başarılı olursa olsun sen Fenerbahçe'sin ve şampiyonluk kovalıyorsun. Biraz daha golü düşünen oyuncularla baştan başlaman lazımdı. İlk devreyi böyle bitirdiğin zaman. Bu arada Osmanlıspor çok net bir gol pozisyonu yakaladı. Rusescu ceza sahası içinde bomboş kale, üstten avuta gidiyor top. Maçın 90. dakikasında Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Kaleci Volkan'ın büyük hatası. Rusescu'nun vuruşu az faktör, üstten avuta gidiyor top. Maçın en net gol pozisyonu Tanju abi. Katılıyorum. En net pozisyonu, ben biraz evvel hocamın söylediği gibi, bunu Vebo kaçırsa ne olurdu? Ben onu merak ediyorum. Burada ne yazılır? Osmanlıspor yine kontra atağa çıkıyor sevgili seyirciler. Sağ kanatta top. Pozisyon devam ediyor ancak karşılaşmanın hakemi offside bayrağını kaldırdı. 90. dakikanın içindeyiz. Kısa bir süre sonra karşılaşmanın hakemi, 4. hakem uzatma işaretini gösterecek, uzatma dakikasını gösterecek. Bu arada ceza sahası içine yapılan orta, Van Persie indirmeye çalıştı. Bu arada yani maç çok gitgelli maç olmaya başladı. Yalnız Osmanlıspor takımı da ikinci yarıda gerçekten 7 galibiyet 2 beraberlik almış. Maçın sonuna 4 dakika eklendi 4 hocam. Bunu hak eden bir takım. Ama Tanju çok diri hocam. Evet, fizikman diri, düşüşleri yok. Hocam hala buna sarı kart verir misin? O kadar güzel mücadele ediyorlar. Nasıl? Ki. Bu pozisyona sarı kart verir misin? Niye biraz önceki pozisyonda ne farkı var hocam? Hangi pozisyonda? Biraz evvel hani sarı kart verdi ya Osmanlıspor'a hoca, orta sahada kesti Diogo'yu. Ondaki şey gidiyordu. Gidiyordu. Giden gidiyordu adama. Yani bu dönmek isteyen bir adam girdi. Bu arada Rusescu ile etkili olmaya çalışıyor. Osmanlıspor ceza sahası içine orta. Fenerbahçe savunması dokunamadı topa. Osmanlıspor yeni bir atak geliştirme çabasında. Mehmet, Ndiaye, Rusescu ceza sahası içinde. Ceza sahası dışından sert şut, savunmadan dönüyor. Erdal Kılıç Asat, Osmanlıspor da maçın son 2-3 dakikasında büyük baskı kurdu Fenerbahçe. Sen de fena kalecine anlatmıyorsun maçı yalnız ha. Fenerbahçe'den daha çok istediler. 5'e 5 geliyorlar evet, şu anda. Bu kez de Fenerbahçe atarlar. Kalabalık atamayana atarlar. Ceza sahası içine orta. Rahat ol avut olur. Az farkla avuta çıkıyor. Rahat ol avut bak, olur. Gökhan böyle yaptı bak. Derin bir nefes al sen. Peki Tanrıcı abi, Fenerbahçe bu maç böyle biterse, 2 puan kaybederse, yarın Beşiktaş kazanırsa, öyle olursa böyle olursa, hesaplar kitaplar başlar bu mı? Bu suların altından köprünün altından çok sular geçer. Yarın Beşiktaş'ın maçı öyle çok oldukça rahat olmaz yani, onu da söyleyeyim sana. Kazanabilir ama ben çok rahat olmaz. Maçının kolay olacağını düşünmüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani neler getireceğini de bekleyeceğiz, göreceğiz ama bugünkü kaybedilen 2 puan önemli ve çok değerli 2 puan. Şaşırdım. Yani ben maçın başında da söyledim. İsteksiz, hırsız, amaçsız, kazanmayı hak edecek bir top oynamayan Fenerbahçe olduğunu gördüm. Futbolcular uzatma bugün dakikalarında 2 dakikayı da geride bıraktık sevgili seyirciler. Artık son 2 dakikanın içindeyiz Tanju abi. Çünkü bizi izleyenler ne kadar kaldığını merak ediyor olabilirler. Tabii, sen devam edebilirsin abi. Yok, ben edeyim mi? Evet evet abi. Şimdi bu arada sol kanatta Fenerbahçe ceza sahası içine giriyor. Volkan Şen ceza sahası içine orta, kaleci Ahmet'te kalıyor top. Maçın son dakikaları adeta nefes kesiyor sevgili seyirciler. Top bir Fenerbahçe kalesinde, bir Osmanlıspor kalesinde.
Fenerbahçe az önce Volkan Şen'le gole çok yaklaştı. Ceza sahasına sol kanattan girdi Volkan Şen. Sert yaptığı orta kaleci Ahmet'te kaldı. Bu kez de Osmanlıspor etkili çıkıyor. Endiaye 3'e 3 gidiyor. Endiaye topu çekti. Ceza sahası içine top. Alves son anda araya giriyor sevgili seyirciler. Endiaye'nin müdahalesi, presi, top avuta çıkıyor. Tanju abi buyur. Bir dakika kaldı bu arada. Şimdi ben hem de maçın genel yorumunu yapayım. Ben şunu sormak isterim Fenerbahçeli futbolculara. Son 6, 7 veya 8 dakikadır gösterdiğiniz kazanma azmi, hırsı, arzusunu niye ilk 85 dakikada bunu göstermediniz? Yani istemeyen bir Fenerbahçe, çok koşmayan, pozisyon bulmakta zorluk çeken bir Fenerbahçe'yi ben izledim. Şaşırdım. İkinci yarı biraz daha etkiliydi sanki. Bu arada maçın son saniyeleri oynanıyor. Osmanlıspor atakta. Çok güçlü. Fizikman da çok güçlü hocam. Yani hiç yorgun değiller, çok etkililer. Onu gözlemledim. Artık normal sürede son 30 saniyenin içine giriyoruz sevgili seyirciler. Fenerbahçe savunması topu kaptı. Gökhan Gönül uzun oynadı. Top yine Osmanlısporlu oyuncularda kaldı. Osmanlıspor topu bir kez daha ileriye gönderdi. Top Fenerbahçe'de. Bak, Fenerbahçe belki yeriz. De maçın son atağına çıkıyor sevgili seyirciler. Diego sağ kanatta top Nani ile buluştu. Nani savunmanın üstüne gidiyor. Geçti sağından sıfıra indi. Ceza sahası içine orta. Ceza sahası çizgisi üzerinde top. Geçti. Orada susarsan oldu. Olmaz. Bak. Oldu. Ama abi o kadar tuhaf şeyler oluyor ki. Ceza sahası içinde Osmanlıspor savunması topu son anda uzaklaştırıyor ve karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık son düdüğü çalıyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe kendi evinde özellikle son 10 dakikası nefes kesen karşılaşmada Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalıyor. Gökhan'ın bıyıkları da yok ama bıyık altı bir gülme var ya Tanju. Bak, yok ya. İtiraf eder misin? Hocam bak bir şey biraz söyleyeceğim. Biraz itiraf eder hocam, misin? Sonra devam et diyorum ya. Arkadaş edecek. Ben arkadaş olarak söylüyorum i̇tiraf ya. Özür diliyorum. Reklama gitmemiz ya, gerekiyor. İtiraf bir dakika abi. İtiraf edecek. Şunu anlatsana Allah aşkına ya. Ne oluyor? Şu, baksana mini bir toplantı Mehmet Topal var. Ağlıyor. Mehmet Güven en çok duygulanan Mehmet Topal valla ben söyleyeyim. Bak onun haricinde hiçbir futbolcu da bunu göremedim. Bak en üzülen, en yıkılan. E tabi şampiyonluk yolunda büyük darbe bu Fenerbahçe'ye. Hisseden bu, adam bu ama. Hisseden kişi bu ama. Çok kısa şey bir araya gitmemiz gerekiyor. Gökhan Niç, Muhittin Boşak'tan sonra kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili seyirciler, Fenerbahçe kendi evinde Osmanlıspor'la 0-0 berabere kaldı şampiyonluk yarışında. Çok önemli bir 2 puan kaybetti. Bu maçın ayrıntılarını kısa bir aranın ardından sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe bugün kendi sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. 90 dakikanın sonucunda Şükrü Saracoğlu stadında gol çıkmadı. Ancak maçın uzatma dakikalarıyla birlikte son 10-15 dakikası adeta nefesleri kesti. Hem Osmanlıspor hem de Fenerbahçe son bölümde sayısız gol pozisyonundan faydalanamadı. Özellikle Osmanlıspor Rusescu'yla gole çok yaklaştı. Çok net bir pozisyonu vardı. Ancak Rusescu'nun vuruşunda top üstten az farklı avuta gitti. O pozisyonda da Volkan Demirel'in büyük bir hatası vardı. Topu adeta Rusescu'nun önüne tokatladı. Maçın belki de en net gol pozisyonlarından bir tanesiydi yani, Tanju abi. Fenerbahçe'de Van Persie ile, Kayer ile, Volkan Şen'le, Diego ile bir iki tane etkili pozisyonu vardı. Ama bu çok net bir gol pozisyonu. Yani maçın en net gol pozisyonu Rusescu'nunki diyebiliriz. Katılıyorum. Şöyle kısa süre 10 saniye kafandan geçir. Kaç tane pozisyon sayıyorsun? 4, 5, en 10. Fazla 4. Belki hani 10. Serbest ilk topu, Kayer. Ve Volkan Şen'in çaprazdan girdiği yok, var bir çok tane. Çok çapraz o. Bir de bu son dakikada Rusescu. 3 pozisyon net ama net. Bunlar olmazsa olmazlar. Ya futbolda serbest vuruşlar var. İlk Robin van Persie'nin ilk yarıda vurduğu bir tane var. Ama yani Mehmet Topal'ın karambole düşen bir top var ilk 45 dakikada. Bunları ceza sahası içinde yapılan. Çok fazla olur da ama netin netinden bahsediyoruz. Çok biz. Net pozisyonu. Van Persie'nin bir pozisyonu var. Kayer'in bir pozisyonu var. Bir de Rusescu'nun pozisyonu var. 3 yani tane çok %100 pozisyon var. Ama üçüne de baktığımız zaman Rusescu Van Persie'nin ikincisi de var ama altı pastan kafa vurduğu bir tane o da var. Ya o %100. Hoca ona o vuramaz dedi zor, ama zor o. O da iyi ama orta çok iyi. Vuruşu ama çok şeyi iyi. Yapması lazım. Kaleciden dönen bir topta ayağı birbirine çarptı ya. He. Yani ama orada golcünün da onu beklemedi hocam. Ama hazır olmadı bekleyecek. Yani Van Persie ya. Kale. Ben buradan yemin ediyorum topa kaleci sen giderken sen daha orada bir şey anlatıyordun. Aha gol oldu der gibi evet. Oldun. Vuramadı. Ben orada olsam
Çünkü onu ben bekliyorum. Diyorum ki bu hatayı yapabilir düşüncesiyle hissedip ve hazır olman lazım. İşte Van Persie bunu aslında her zaman yapan ama artık kafasında ne var, ne düşündü, o anki ruhu, o anki düşüncesi çok önemli. Halbes kaçırsa normal değil mi bro? Ama Van Persie kaçırmış. Ama hocam ya bunu yıldız. Vebo kaçırsa ne olacaktı? Nasıl? Oo yandı. Ne? O diyorum ya Rusescu'nun pozisyonu Vebo olsa burada arkadaşlar var ya duramazdık. Ya bak şimdi ben şununla ilgili açık burada bir duramazdık. Şey söyleyeceğim. Konuşan mı onunla ilgili konuşan mı? Evet bu Vebo olayını. Neden? Biz şimdi yapıyorsak bizim niyetimizin kötü olmadığını insanların anlaması lazım. Çok iyi niyetlisiniz. Bunu ne zaman yaparsan kötü niyetli olursun. Maç öncesinde. Vebo kaçırır, golü kaçırır. Dersin ki bak böyleydi zaten. Zaten maçtan önce bunları paylaşmış. Ama biz maç sırasında bu tercih yapıldıktan sonra bunu söyleyince hiçbir şekilde tartışılacak bir tarafı yok. Ben de topum. Ben bunu almayayım. Hiç neyse, almayayım. Tamam, ben alacağım. Alırken şimdi olmayayım. Tanrıca bizi ilk defa şu anda yani alacağım. Bu mevzudan haberdar olmayan izleyicilerimiz olabilir. Pierre Vebo'nun Fenerbahçe ile ilgili attığı tweetler sebebiyle Gökhan profesyonel bir futbolcunun bu tip olaylara girmemesi gerektiğini söyledi. Kesinlikle. Ben de katıldım Gökhan'a. Ben katılmıyorum. Burada Tanju abi ve Muhittin Hoca hiç bize ve şeyler yakınından uzağından geçmiyorum. Yazılan senaryolar boş çıktı Tanju. Aslan hemen gibi oynadı ve bu senaryo oynadı. Kim yazdı senaryoyu? Aslan gibi puanlarını aldı. Ya, hocam, gerçekten şaşırıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Onlara helal olsun. Bir dakika herkes sussun. Onlara helal olsun. Ya hangi senaryo? Herkes niye sussun ya? Ben moderatör benim abi. Soru soruyorum. Yok canım ya cevap verme hakkımız yok mu? Soru sorayım ki cevap verin abi. Sizinle aynı düşüncede olma şansı yok. Hayır hocam senaryoyu yazan kim? Hayır. Yazılan senaryolar boşu. Bilmiyorum yani bu konuyu gündeme... Ama sizi ikiniz de tebrik ederim. Var ya 2 puan aldınız. Osmanlı Spor'dan daha çok emeğiniz var ikinizin de. Şimdi Gökhan'ı hemen alsana kadraja. Allah aşkına niye almıyorsun şu bıyıkları Allah aşkına ya. Gülüşe bak Tanju bak. Bey bak ben buradan yakalıyorum. Ne olur sen de yakala. Bir tanem seni ben çok seviyorum ama bak. Bazı pozisyonları kaçırma. Tak koyuver ya. Ya siz burada yokken reklama gittiğiniz zaman burada sazlar sözler çalındı. Şarkılar oynandı. Horonlar tepildi ya. Bildiğiniz gibi değil. Ben bunları konuşmak zorunda değilim ama konuşturuyorlar. Horonu kim tepti? Sen biliyorsun. Sen hariç. Tamam sen hariç. Seni oranın dışında tutalım. Ama sen de en az onun kadar mutluluk üzüldü, çok tattın. Ben abi ben futbolla sevinip futbolla üzülen bir adam değilim ya. Futbolcular oynuyorlar. Biz de burada var olan durumu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel oynuyorsun kelimelerle ya. Nasıl? Buna kurnazlık mı deniyor, tilkilik mi? Hiç öyle bir şeyim yok. Nedir bu şimdi? Çok açık söyledim. Sen mutlu olmadın mı biraz evvel? Neyden? Fenerbahçe'nin beraber kalmasından. Ya ben Beşiktaşlı değilim. Fenerbahçeli değilim üzülmem. Hangi takım tutuyor? Ben Galatasaraylıyım. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonu mu nasıl istiyorsun? O konuda fikrimi söylemeyeyim. Ben... Konuşma itiraf et. Daha bizim televizyonumuz herkes her şeyi açık net buraya ortaya koyacak. Ben... Biz iyi oynayan kazansın diyoruz değil mi hocam? Ben de öyle diyorum. Eğer ki Tanju Çolak iyi oynayan kazansın diyorsa zaten bence Tanju Çolak şunu söylüyor. Beşiktaş şampiyonluğu hak ediyor diyor bence. Yok daha değil. Görmem lazım. İyi oynayan kazansın diyorsun. İyi evet oynayan, evet iyi oynayan kazansın. Kötü oynadı şu bugün Fenerbahçe. İsteksiz oynadı. Arzusuz oynadı. Keyifsiz oynadı. Tatsız oynadı. Hırsız oynadı. Genelleme yap. Bu sene baktığımız zaman çok iyi gol atan, keyif veren, oynamak isteyen, çabuk oynayan, tamam işte, ileri çıkan bir Beşiktaş var. Bu kadar basit abi. Ben de bunu söylüyorum. Bunu yapıyorsun. Ben onu söylüyorum. Ben bir şey demiyorum ki. Ben maçlarda taraf olmuyorum kardeşim. Ben kim oynarsam evet, bir Beşiktaşlı olarak ben başarılı. Ben taraf olmuyorum. Bugün de başarılı değil mi? İlk bir maçta. Ferreira'yı çok başarılı buluyor. Ben? Bak Ferreira'yı hala çok başarılı. Tabii abi Beşiktaşlı bulacak tabii. Zaten tek başarılı olanlar Beşiktaşlar biliyor musun? Tanju abi. Ferreira'nın ne yapması lazım? Bu takımı daha iyi oynatıp bu takımı Beşiktaş'ın üstünde puanlarla doldurması lazım. Peki sen teknik direktör olsan nasıl bir 11'le çıkardın? Bana onu söylesene bu maça. Kesinlikle o orta sahayla çıkmam. Yok hocam ben söylesen. Ben kazanabilecek 11'le ortaya nasıl çıkardım. Mesela? Bu kazanacak 11 değildir. Mesela diyemem. Şimdi burada bunun hesabını yapamam. Çünkü 7-24 10'la 1 olan bir teknik direktör var. Adam kendisi böyle düşünmüş. Saygı duyalım Pereira'ya. Ama ben bu düşünceyle bu futbolla oynatmam. Ben kendi sahamda 2 santraforla oynarım kardeşim. Bir kere Fenerbahçe'nin defansı, hocam, gol yiyen bir defansa oynayan, sahip değil. Hocam iki santraforla oynayan takım kalmadı. Olsun. Artık yok, ben oynatırım yani. Ya kendi sahamda. Ben abi bol gol yiyorum. Tanju elinde Nani var mı? Hocam, Nani var mı? Var. Van Persie var mı? Var. Fernando var, Volkan var, Alper var. Ya bu takımın kötü oynama şeyi yok. Lüksü yok. Oynamıyorsa, bu takım iyi oynamıyorsa, kötü oynuyorsa bunun suçlusu hocadır. Tabii kim olacak başka ben hocam ya? Kardeşim. Allah aşkına kim olacak başka? Niye getirdiler oraya? Osmanlı Spor bugünkü mücadelesiyle istediğini almıştır 90 dakikada. Tebrik etsene, bir teşekkür etsene. Aynen. Teşekkür konuşması yap. Hırslarından, arzularından, çok koşmalarından, berabere kalmalarından, aldıkları 2 puandan.
bir Mustafa, puandan, Mustafa size Reşit kazandırdıkları Akçay, iki puandan. Mustafa Reşit Akçay neyi nasıl elde edebileceğini bilen teknik direktörlerden bir tanesi ve şu anda da istediğini ben alarak Ankara'ya dönecek. Şimdi Galatasaray'la aynı durumda olsa Osmanlı Spor ama Beşiktaş, böyle bir iki puan kazandırsa ben Osmanlı Spor'a teşekkür ederim. Hayır, Beşiktaş yöneticisi değil ki Gökhan. Yönetici niye teşekkür etsin rakip takıma? Hakikaten niye etsin öte abi? Yandan yani. Taraftarı. Beşiktaş yöneticisi. Ben, taraftar ben Beşiktaş yöneticisi olsam şunu söylerim yani. Çıkıp Osmanlı medyaya bilgi verir misin? Osmanlı açıklama Spor'u yapar tebrik mısın? Ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ya, derim yani. Ya bir dakika, Osmanlı Spor'un şunu ben anlayamıyorum. Kendi adına oynama gibi bir lüksü yok mu ya? Ya bu bunlar da bir takım. Bunlar da insan, bunlar niye da profesyonel. Ya? Ya yani kendi için oynamayacak bu adamlar. İlle Beşiktaş için mi oynayacak, illa Galatasaray için mi? Kendi için oynadı ya. Kendi için oynadı. Delikanlı gibi oynadılar, helal olsun. Ben ne dedim ki zaten? Bilmem. Ben onu demedim. Teşekkür et falan diyor da yani. Ha, yani yok canım. Hayır, ben demedim ki teşekkür et diye. Tanju abi Gökhan'a dedi ki bir teşekkür et Osmanlı Spor'a. Ben teşekkür edeceksen. Ben dedim ki Gökhan niye teşekkür etsin dedim. Gökhan bir gazeteci, ben hani Beşiktaş yöneticisi de şunu söylese anlarım dedim yani. Mevzu oraya geldi hocam. Ben... Hayır, Beşiktaş yöneticisi de etmeyecek abi. Niye evet için? Etmeyecek canım, niye etsin? Tebrik o eder yani. Espri olarak etsin. Söyledi şeye Gökhan'a bunu Tanju. Yani sen diyorsun ya Beşiktaş'ın yöneticisi Mustafa, diyorsun. Ya hocam Mustafa, şimdi karnımızdan Mustafa. Şimdi ben çok açık söyleyeyim yani, şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çekişiyor. Bizim burada yaptığımız şey Fenerbahçe'yi öncelikli olarak, elbette Osmanlı Spor'u da diğer takımları da konuşuyoruz ama Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı takip eden kitle çok fazla olduğu için evet. Bu yayını onlara yapıyoruz, öyle değil mi? Yani şimdi Fenerbahçe kendi evinde Osmanlı Spor'a puan kaybederse şu anda Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'ten oyunculara hepsi havalara uçmuş durumdadır, öyle değil mi? Orada şunu söyleyeceğim. Bak, onu söylüyorum. Bak, sosyal medyada şu an, buna gerek yok. Şu an ciddi anlamda Beşiktaş taraftarı sanki şampiyon olunmuşçasına bir sevinç içerisinde. Yanılgıya düşer Beşiktaş taraftarı. Niye? Önünde senin Kasımpaşa maçın var, çok zor maç. İçeride Bursa ile stat açma maçını oynuyorsun. Bence çok riskli maç. Keşke Bursa maçı değil. Başka bir yer. Mesela sezon sonunu, ya, yeni sezonu bekleseydi. Fenerbahçe haftaya kimle oynuyor? Yakın. Hocam. Tabii ki zor. Konya'ya gidiyor. Ben ama ardından haftayadan bahsediyorsun. Hocam ben şimdiden bahsediyorum hocam. Buyurun buyurun arkadaşlar. Kalan maçlar orada. Bak, ben bugünden bahsediyorum. Kalan maçlar orada. Bak, ama bugün bak yarın Bursa senin daha mı? Kasımpaşa maçın var. Kasımpaşa var, dedim. Var. Önce Kasımpaşa var. Maçın var, zor maç. Bak burada şeyler. Haftaya Konya'ya gidiyor Fenerbahçe. Haftaya Konya'ya mı gidiyor? Evet. Burada tabii şeyler var. Oynananlar var ya, yani Osmanlı Spor'la oynadı ya bugün, onu şey yapacaksınız. Onu arada silersek arkadaşlar. Onu arkadaşlarımız ilgileniyorlar şimdi. Beşiktaş yarın deplasman, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Bursa Spor'la içeride oynuyor ki bu aynı zamanda Vodafone Arena'nın açılış karşılaşması. 11 Nisan galiba değil mi Gökhan? Evet, maç. 10 Nisan'da devlet protokolü ve divana açılış yapılacak. 11'inde değil nasıl maçta. Olacak? Yani orada protokol şeyinde mi olacak o? İlde tekrar verir misin ya? Kalan maçları? Bir kurdele kesimi olacak. Hı. Ardından sağ zeminine de tabii çıkılacak. Şimdi Tanju abi sana hepinize tek tek sormak istiyorum müsaadenizle. Kasımpaşa deplasmanı. Beşiktaş yarın Kasımpaşa'yı yenebilir mi Tanju abi? Kalan maçlarda Beşiktaş kaç puan alır hesaplayacağım. Ha, öyle Kasımpaşa mi? Maçı dur kaç zaman. Puan dersin Tanju abi? Vallahi ya 1 ya 3. Tanju abi bir tanesini söyler misin lütfen? 3. 3. Bursa içeride 3. Sivas deplasman. Muhtemelen gitti o maça kadar Sivas. O maça giderse 3. Akhisar Belediye deplasman. 1. Sıkıntılı maç. Kayseri Spor içeride. 3. Galatasaray deplasman. 3. Osmanlı Spor deplasman. Osmanlı Spor içeride. 3. 0. Alamaz. Yenilir mi diyorsun? Yok. Yani 1 puan diyor. Ha, 1 puan diyorsun. Torkoyen Spor deplasman. 1. 1. Tamam. Şimdi Muhittin Hocam sizden de rica edeyim. Valla Kasımpaşa 3. 3. Bursa 3. 3. Sivas 3. 3. Akhisar 1. 1. Geri kalan maçlar Konya hariç 3. 3. Konya. 3. 3. Konya 1. 3. 3. 3. 1. Gökhan. Abi şu an ben Fenerbahçe işi. Beşiktaş'ı söyleyeyim. Kasımpaşa 3. 3. Bursa 3. 3. Sivas 3. 3. Akhisar 1. Akhisar 1. Kayseri Spor 3. 3. Galatasaray 3. 3. Osmanlı Spor 1. 1. Konya Spor 1. Konya Spor 1. 18 yaptım ben galiba. 3, 6, 9, 10. 16, 18. 3, 6, 9, 10. 16, 18 Tanju abi. 3, 6, 9, 10. 19, 20 Muhittin Hoca. 9, 10, 17, 18 de Gökhan.
Yani Beşiktaş kalan haftalarda 18 puan kazanır diyorsunuz. Yani 18. Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray deplasmanı Tanju abi. 1. 1. Torku Konyaspor deplasman. 1. 1. Mersin İdman Yurdu içeride. 3. 3. Trabzonspor deplasman. Ya 3. 3. Gaziantepspor içeride. 3. 3. Başakşehir deplasman. 1. 1. Gençler Birliği içeride. İçeride ise 3. Sivas deplasman. 3. 3. Hocam? Galatasaray 3. 3. Konya 1. 1. 3. Mersin. 3. Trabzon 3. 3. Gaziantep 3. 3. Başakşehir 1. 1. Geri kalan iki maç 3. 3. 3 3. Gökhan sen hazırlamışsındır. Sayı yani, toplam sayını söyle bana. 24 hepsi 3. Hepsi... Fenerbahçe kaybetmez. Puan kaybetmez yani. Ya bu kadar da totem olmaz ya Gökhan. Haluk nasıl gülüyor? Bir dakika. Ya. Ya adam tek başına var ya işte şampiyon yapacak. Totemleriyle sana yapacak. Bu Beşiktaş kulübü. Vallahi. Ya, yapma. Ödülün kralını. Yapma. Daima hizmet belgesi, daima giriş kartı, ömür boyu maçlara bedava giriş kartı vermeli abi. Şimdi zaten var abi. Hepinizin hesabını yaptın. Şimdi Tanju abi, sen 18-18 alırlar kalan haftalarda bütün puan. Yani Fenerbahçe'de 18 alır. Öyle mi yaptın? Beşiktaş'ta 18 alır demişsin. Bu durumda Beşiktaş şampiyon oluyor. Evet. Hocam ikisi de 20 alır demiş. Bu durumda yine Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir tek Gökhan'ın hesabında bir Fenerbahçe sıkıntı var. Açık oralı. O zaman Fenerbahçe şampiyon oldu diyor. Gökhan. 84 puan gönlü toplar. Gönlü onu Fenerbahçe istiyor, gönlü. 81 puanda kalır bu Beşiktaş. Bu gizli Fenerbahçeli. Ya, Beşiktaşlar gönlü şey gizli ya. Fenerbahçeli var. Gönlü Fenerbahçe'den yana bunun hep ya. Ya sen var ya. Yalnız, yapma Allah aşkına yapma. Gökhan yapma. Gökhan Beşiktaş kalan haftalarda 18 puan toplar dedi. Evet. Fenerbahçe 24 toplar. Ya sevgili seyirciler gülüyorum özür diliyorum ama ya elbette Fenerbahçe 24 puan toplayabilir. Kalan maçların tamamını kazanabilir ama. Bu nasıl Beşiktaş'tı ya? Hayır o da değil de öyle bir söylüyor. 24 hepsini kazanır. Yani sordum artık, sen de anlamadım ki yani. Hayır totemde. Hayır nedenini totemde, söyleyeyim. Tamam nedeni hakkında. Bir dakika nedenini sınır yok. Maçları, totemde sınır yok. Biraz totemde. Geçen hafta bundan 5 hafta 10 hafta evvel Galatasaray'ın %35 dediği zamana geldin aynı. Hayır, hiçbir değişikliği yok bak, şu anda. Ben sana şu senin tarzın söyleyeyim. Ve tavrında biliyor musun? Benim tarzım yine bomba gibi patladın. Patladın. 7'sinde neyse 70'inde de oyum ben hocam. O yüzden bombaların patladı. Hala Galatasaray'ın 32 diyordun ya. Analiz yaparak söylüyorum. Tabii. Tek Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe en rahat maçını kazanır. En rahat maçını alır. Konya ununu elemiş. Konya maçı daha önce. Tamam neyse ben yukarı oradaki tabeladaki sıraya göre. Bu hafta Konya, bu hafta. Konya ununu elemiş mi? Bence. Elip yenmemek başka sen hangi, şey. Yani 56 puan var. Yani üçüncülüğü garantilemiş gözüyle bakıyorum. Sen. Ben garantilemiş gözüyle bakıyorum. Nasıl bir gözse bu ya? Abi sen Konya maçını Fenerbahçe. Konya maçını 3 puan ya. Bir dakika kardeşim ben Allah Allah anlamadım ya. Sen benim söylediğim fikri mi tartışacaksın? Yok ben. Evet tamam. Hayır tartışacağım. Ya gülüyordu oğlum. Senin ne tartışacaksın? Hayır senin söylediğin fikrini tartışabilirim canım. Yani sen de gülüyordu ya. Senin fikirlerini tartışmaya hayır, açık niye? Fikirler yani. Burada ya, fikir tartışıyoruz zaten. Ya, tamam tartış da hani ben hayır. Bitirebilsem tartışacağım söyleyeceğim yani. Hani bir bitirebilsem. Ama maç gidelim de. Tamam maç gidelim. Konya maçını tartışmayalım mı seninle şimdi? Ben Fenerbahçe'nin Konya maçını. Ben Konya maçını onunu elemiş. Konya Spor onunu elemiş. Onunu. Yani Osmanlı nasıl bir unsa bu? Osmanlı da öyleydi maç öncesi. Harcı abi Beşiktaşlılar bu sene böyle. Fenerbahçe o maçı da kazanır. Bu maçı da kazanır. Başka türlü olmuyor kardeşim. Anlasana da kazanır. Başka türlü olmuyor ya. O totemlerle. Başka türlü olmuyor. İşte şampiyon yapıyor. Bursa maçında kaybettirdi puanı. Burada kaybettirdi. Totem yapa yapa. Yalnız var ya Tanju haftaya. Aykut Kocaman'a Allah kolaylık versin. Hocam maçın 93. dakikası top Ankara Spor'da bir ara ya Fenerbahçe Ankara ceza sahasının içi. Ankara Spor yok. Hocam çok özür diliyorum. Osmanlı Spor'da top Fenerbahçe ceza sahasının orada Gökhan Gönül topu kaptı. Yani maçın bitmiyor 30 saniye falan var. Korktum. Topu vuruyor uzaktan işte attı Fenerbahçe diyor. Bak orada bile bırakmıyor yani 93-30 olmuş. Orada bak, bile bırakmıyor. Bir ses çıktı bak düdüğü çaldı Ali Palabeyik. Oh. Bana uzak olduğu için ben göremedim. Duyamadım hocam. Isalamadın ısı. Alamadım. Tanju haftaya şimdi Fenerbahçe yenerse Aykut Kocaman eski takımı kıyak yaptı. Tabii. Bunu şey yaparsa kazanırsa. Onu kendisi söylesin.
Onu elemiş diye şimdiden önlemini aldı sevgili evet, Gökhan. Yaptı, onu elemiş. Buna bir anlamı şey var. Şey ya, Aykut fırıncı biliyorsun. Fırıncı Aykut. Ya Gökhan müsaade edersen yayın öncesinde maçla ilgili beklentilerimizi konuştuğumuz sohbeti anlatmak istiyorum. Böyle yaptım. Böyle maçı. Ay, tarihin en kolay maçı olur bugün. 3 olur, 5 olur. Başka türlü olmuyor kardeşim, inanmıyorsunuz ya. Başka türlü olmuyor, olmuyor. Ya. Futbolu bu kadar biliyorsun. Olmuyor zaten. Başka türlü. Olur olur, hepsi olur. Olmuyor, nasıl olur ya? Abi Beşiktaş'ın tarihine baktığında son haftalarda kaybettiği puanlarla... Ameliyat olmuş bunun da, kafayı yemiş. Ne oldu? Evet, etlerini aldırdı. Burunda etler vardı, onu aldırdı. Hafta içi konuştum. Mustafa Reşit Akçay'dan bahsediyoruz bu arada. Hani burundaki eti. Ben bir sana dedim abi, ben bir şey demedim. Öyle bir söyledin ki ben son dakika var zannettim. Döndüm sağa sola bir şey bakıyorum. Biliyor musun diye sordu sana bu durumu ne diye. Sen de özetle bu kadar abartma işte. Ne? Bundan yakın, et mi aldın? Yakın dostum, evet. Arkadaşım tamam. Mustafa Reşit Akçay diye başlayabilirsin. Evet. Burun etlerine. Evet, yakın dostum. En son Tanju abinin dediği gibi bile Sayın Akçay teşekkür ediyorum deyip bitirebilirsin. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür, niye edeyim? Hoca güzel abi ya, Allah başımızdan eksik etmesin. Önemli bir teknik adam Mustafa Reşit Akçay. Türk futbolu için gerçekten önemli birisi. Onun zamanında da beraber çalıştın mı Trabzon'da? Evet. Benim ilk hocamdır kendisi. Trabzon'da. Sen kaleciydin o zaman değil mi? Biraz sonra Trabzonspor'un başına geçecek seneye hocayı açıklayacağım. Az sonra. Niye yazmıyorsunuz? Yazıyorlar ya? Yazıyorlar arada. Yazıyorlar mı? Sen görmedin. Bu Rıdvan'ın yüzünden. Yok Rıdvan hocam, böyle yazıyorlar yapıyor. Ya. Bak. Çolak hocam söyle, daha ne bekliyorsun? Bitti şurada, ne kaldı hocam? Biraz dur bir dakika, Fenerbahçe'yi bitirelim ondan sonra. Hocam maçla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ben baştan beri söylüyorum. Gökhan bir Beşiktaşlı olarak katılmıyor. Pereira acemi bir hoca, iyi bir hoca değil. Zaten Fenerbahçe Avrupa'daki hedefinden düştü. Bu kafayla devam ederse Pereira ligdeki hedefinden de Fenerbahçe şu bir gerçek zamanla... Seneye Pereira Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayacak. Zaten değil. Değil. O akşam ortaya evet. Net çıktı değil mi? Şu çok, elindeki çok. Kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin hem daha iyi sonuçlar hem de daha iyi futbol oynaması lazım. Fenerbahçe taraftarı bunu hak etmiyor. Hocam Fenerbahçe bu sezon başına 70 milyon euroya yakın, 70 milyon euroya yakın transfer parası evet. Harcamış. Naniler, Van Persie'ler, De Souza'lar, Volkan Şenler, Ozan Tufanlar, Fernando almadık önce yani kalmadı. Kayer aldı. Müthiş bir Kayer. Yani müthiş bir takım evet, kurmuş. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin sol bekine bakıyorsun hocam. Birinci opsiyon Caner, ikinci opsiyon Hasan Ali. Galatasaray'da ikisi de yok. Ya sağ beke bakıyorsun. Taraf, milli takım oyuncuların seni. Hocam sağ beke bakıyorsun. Gökhan Gül'ün arkasında Şener. Şener yani, milli takım oyuncusu değil mi? Evet. Hasan Ali ile Caner onlar da milli onlar takım da. Oyuncusu. Adam biri Portekiz milli takım oyuncusu. Bir tanesi bakıyorsun şeyin Danimarka'nın oyuncusu. Milli takımın. Fakat bir şey söyleyeceğim. Osmanlı bugün spor bu arada bugün Pereira da takıma çok böyle hocam. Köşe vuruşu kullanmamış ortanca. Osmanlı Spor. Doğrudur. Köşe yok. Vuruşu yok. Sayın bugün Akçay... Pereira da çok şey yapmadı ya. Maça müdahale etmedi. Dikkat ettiniz mi? Yani genelde gösterirdi. İki değişiklik aynı anda hücuma yönelik değişiklik yani yaptı. Yani, sahada bir şey yapardı. Mimik tepkisinden mimikleriyle yani ha, ya mimik otururdu. O da havluyu atmış gibi değil mi? Öyle bir şey. Ya, tabii ya ayağa kalkardı. Gaza alınmış gibiydi. Ya evet, giderdi evet. Bir şey yapardı. Böyle durdu. Abire sakallarını sevim. Böyle. Canım. Terenao gitti diye olabilir mi acaba? Terenao. Ya o da şimdi seneye bu takımın başında olmayacağını biliyor. Şampiyon yapsa da olmayacağını biliyor. Mustafa Reşit Akçay'ın bir açıklaması var. Fenerbahçe yaptığı presle atağa çıkmamızı engelledi. En az hücuma çıktığımız maç oldu. Fenerbahçe'nin yaptığı hakem hamlelere karşılık verdik. Fenerbahçe deplasmanda bir puan iyi puandır. Bak burada hiç bile gösteriyor. Vebo'yu neden oynattığını anlatıyor burada da hocam. Çok net sözlerle yani. En az hücuma demiş? Çıktığımız demiş maç ki, oldu. Demiş ya, ki doğru ben çıkmaya. Ya, doğru karar adam ne? Ya sonuçta da. Vebo'yu oynatmasıyla ilgili ya. Yani. Soru mu sormuşlar? Hayır ya bu açıklamayı ben Vebo'nun neden tercih edildiğinin bir... açıklaması olarak ben değerlendiriyorum. Ben hiçbir açıklamayı bu hala anlamda kabul etmedim. Sen ne anladın da sen anlamadın? Aynı kişiyi paylaşıyordunuz, aynı düşünceleri. Niye Vebo oynamadı ama Vebo'nun, o anladı. Ben Vebo'nun... Mustafa Hoca'nın söyleminden bir şey anladı. Vebo'nun, sen ne anladın? Osmanlı Spor seviyesinde bir takımda ilk 11 başlayıp takımın hücum gücü olacağını düşünmüyorum. Yani benim fikrim ya. Hı. Katılırsınız, katılmazsınız. O başka bir şey. Yani çünkü Vebo, bizim bildiğimiz Vebo falan değil abi. Ya, artık ayakta duramıyor. Sonuç olarak bak bir kilo plan yapmış kilo. Ve planı tuttu hocam. Hocam tutmaya da bilirdi. Hocam sana göre planı tutmuştur, bana göre tutmamıştır. Tuttu niye tutmasın? Bana göre başka. Ama bir sonuç olarak... Ben yani, diyorum ki ben Rusescu ile oynasaydı daha kolay hücum ederdi diyorum. Abi oynadın ne olur ya. Şöyle doğru bir şey söylüyor hocam. Şimdi ikinci araya baktığımız zaman genellikle atak pozisyonlarında, üçüncü bölgede Osmanlı Spor Rucescu'yla
Ve bu çıktıktan sonra orada çoğalmaya başladı abi. İleride çok tutuyorlar çünkü. Ama onun sebebi sizin dediğiniz gibi orta saha çıkması abi. Ozan ve Josef'in çıkması. Orta saha. Bak Fenerbahçe orta saha sahada şey yaptı. Tabii tabii. Gerçek yapıyor. Burada skorda koymak lazım. Olmadı bu. Tabii tabii. Fenerbahçe'nin hücumu daha çok düşünmesinden oldu. Ama şunu da gördüm ben. Rucescu'nun çabuk dripling yapabilen adam eksikten iyi oyuncu olduğunu da gözlemledim. Ama o stoperleri Rucescu ile hapsedemezsin. Ya, Fenerbahçe'nin bir tane penaltının verilmediğini düşünüyorum ben bu arada. Ne? Hocam Rucescu, Volkan konusunda cidden Rucescu'yu hocam bak her maçı ilk izledim. Yani ya, telefonda olsun, ben yani hocam vermem diyor. Gri diyor bak hocam. Bak Sancı abi gri diyor. Yok sen demiyor bak. Verse, yani. Bak sen verse hakem penaltıyı. Evet. Şu anda hakemi asmıştın. Yok be hocam. Yapma hocam. Ben görür lütfen ya. Yani espri yaptığını biliyorum da ben yorumlarımı renge göre yapmam yani. Allah aşkına. Yani peki, son derece objektif olduğumu biliyorum. Fenerbahçe Osmanspor maçını bir kenara koyayım ki artık Ankara Spor stresinden kurtulmak istiyorum müsaade ederseniz. Kurtul. Bu akşam o kadar yazdım ya. Diyor İlber. Bilinen maç üstü ya. Bu ne oluyor sana ya? Ankara Spor. Dersine çalışıp gelmiştin aslında. Evet. Evde ödevini de yapmıştın. Ankara Spor nereden çıktı? Ne bileyim bilmiyorum yani. Melih Gökçe'nin eski söylüyorsun. Takımı ya Sayın Melih Gökçe'nin. Bu takım da onun zaten. Osmanlıspor'da Melih Gökçe'nin. Hala söylüyorsun o yüzden gitmiyor artık. Gitmiyor artık. Evet, sürekli kalıyor. Söyleme abi. Tamam bitirdik ya. Zaten. Şu anda Osmanlıspor, Fenerbahçe, Osmanlıspor maçını bitirdik. Tamam. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Yok. Yok. Tanju abiye dönüyorum. Trabzonspor. Tabii görüşürüz. Tamam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tanju abi Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Kim? Ha? Herkes Hami devam edecek mi etmeyecek mi? Bunu sen Hami'nin ilk Hami Hoca'nın özür diliyorum kendisinden. Hami Hoca'nın ilk geldiği gün Trabzonspor'un Hami Hoca ile başarılı olamayacağını, Hami Hoca'yı çok sevdiğini ama Hami Hoca'nın bu işin üstesinden gelebilecek ne tecrübeye diyeyim sahip olmadığını ifade etmiştin. Şimdi Trabzonspor'da Hami Hoca ile son haftalarda alınan galibiyetler var ama Trabzonspor daha büyük bir teknik adama gitmek istiyor. Gidiyor. Hatta sana göre anlaştı. Kim bu teknik adam Tanju abi? Önce şunu söyleyeyim. Ben sevgili Hami'yi çok seviyorum. Kardeşimdir. Hakikaten başarılı olmasını da yürekten istiyorum ama bu kadroyla, kadro yapısıyla bu sistemle olabileceğini düşünmediğim için başarılı olmayacağını söyledim. Ve sana da imza attım, verdim. Önemli değil o. Şunu söylemek istiyorum. Hami hocayla devam edilmeyecek seneye. Ha şimdi siz bu bilgiyi yönetimden mi aldınız? Hayır almadım. Muharrem Usta Sayın Başkan'dan mı konuştum? Hayır. Yöneticilerden hiçbiriyle konuşmadım. Ama bana Avrupa'dan, özellikle Üsküp'ten, Makedonya'dan, çok sevdiğim samimi arkadaşımdan... O kadar detaya girme bence. Gelen bir... Çünkü oradan bu sefer yani kaynak çıkar. Bulamazlar kaynak. Bulamazlar. Bulamazlar hocam. Kaynak çıksa ne olur ya? Çıksa ne olur ya? Dünya sırrı mı bu ya? Hayır hayır tamam da ama şimdi ya, hocam, bu habercilikte... Ya Haluk gazeteci değil ki. Abi tamam ama o... yani... Zaman, haberi paylaşıyor. Kaynak kaynağı ortaya çıkartmak evet sıkıntı. Abi kaynak veya kaynaksız... Kaynağı veriyorum deyip mesela adamın kaynağı da veriyorum abi. Braga'nın hocası Paulo Fonseca. Fenerbahçe'yi eleyen Braga'nın hocası. Braga'nın hocası Paulo Fonseca. Fonseca. Fonseca önümüzdeki sezon Trabzonspor'un yeni hocası. Evet Fonseca. Sevgili seyirciler. Resmi varsa resmini de lütfen koyalım. Arkadaşlarımızdan rica etmiştik. İmzalar da atıldı. Sözleşmede yapıldı. İmza atıldı. Tanju evet. Çolak, Türk futbolunun efsane ismi Tanju Çolak. Trabzonspor'un önümüzdeki yıl teknik direktörünün Fonseca olacağını, yani Braga ile Fenerbahçe'yi eleyen Braga'nın teknik direktörü Fonseca ile Trabzonspor'un her konuda anlaştığını, hatta anlaşmanın da ötesinde sözleşmenin de imzalandığını aldığım net, haberler. Çok net cümlelerle söyledi. Yani Lucescu ile başladılar alacağız diye. Fonseca'da iyi bir teknik adam ama. Karar kırdılar. Nasıl? Ben de bence de ne diyorsun iyi bir teknik adam. Düşüncen ne? İyi ben. Ne diyorsun şey adam. Gökhan? Yani hocam mesela Braga az bütçeli bir takım. Fenerbahçe ile hem burada hem orada oynattığı futbol. Bence ben iyi yalnız futbol. Trabzon'da yani kan uyuşacağına inanmıyorum. Yani Trabzonspor'un Fonseca'yı iddia ediyor olması hocam? Da hocam önemli. Nasıl? Kimle uyuşacak? Fonseca kimi çalıştırıyor? Manchester City mi çalıştırıyor? Trabzon çok garip bir yer. Çok önemli yani, bir sporculuk kariyeri var. Trabzon'da yabancı hocanın işi zor. Yerli hocanın da işi yani daha zor hocam. Yerli kaliteli bir tane hoca bulacaksın. Kim hocam yerli hocanın ya da bak, ya da kolay. Ya da Lucescu türü. Türkiye'yi iyi tanıyan bir hoca ile şey yapacaksın. Hocam Lucescu'da 8-10 milyon euro da versen gelmez. İşte hayır türü diyorum. Tercih etmez. 6 ayda anca tanıyacak. 6 ayda da gider ben sana söyleyeyim. Şu anda izliyormuş hocam. Futbolcuları maçları şimdiden ona öyle bir şey verilmiş diye duydum.
Hayırlısı bakalım. Ben Fonseca'nın Trabzonspor'la ilgili, Trabzonspor'da hani gelmeden hiç söylemek böyle bir falcılık gibi olur ama hani doğru bir isim olduğunu da düşünmüyorum Tanju abi. Yani Fonseca gelecekse hani neden hamile devam edilmez ki? Yani sonuç itibariyle hocam bak şimdi Fonseca diyorsun Allah adam Portekizli. Ben sana söyleyeyim hocam Portekizli teknik adamlar gördük, tanıdık, birlikte çalıştık. Bunların hepsini yaşadım hocam. Bak hocam, Portekizli. O zaman gideceksin bunu sevgili başkan Muharrem Usta'ya sorarsa böyle söylerim. Ben uyum abi. Ben duyduğumu söylüyorum, işte. Gördüğümü söylüyorum, ben inandığımı sana, söylüyorum hocam. İnandığım ben sana için. Değil, doğru değil demiyorum ki. Ben diyorum ki bana sen de buradan düşüncelerini aktar hocam, ha, bir şey demiyorum. Yani doğru bir tercih olur mu diye soruyorlar. Ben de onun için ben, söylüyorum. Ben sevgili Haluk'a katılıyorum. Bence doğru isim olabilir. Yani şöyle doğru olup olmayacağını tabii zaman gösterir ama ben yani Braga'yla Fonseca'nın yani özellikle çok gözümüzün önünde oynandığı hem Fenerbahçe'nin burada oynadığı maç hem orada oynadığı maç. Yani futbol mantalitesini ben beğendim. Yani Braga'nın oynadığı futbol mantalitesini beğendim. Yani o da o antrenörün şimdi oynattığı bir futbol. Sevgili Gökhan da Portekizlilerin gelen hocalarına bakıyor, oraya bakıyor, şuraya bakıyor diyor ki ben de beğenmedim diyor, saygı duymak lazım. Ya hocam zaten Portekiz'e bak, bakıyorum şimdi. Yani nereyi çalıştırmış ki abi? Porto'da bir dönem çalışmış. Kısa bir dönem. Çalışmış mı hocam? Evet abi. Ya, Avez'de çalışmış. Evet. Böyle garip garip Pinhal. Porto'yu çalıştırdı. Porto'yu dedi mi? Dedi. Söyledim. Az çalışmış dedi. Şöyle, bilmiyorum ne kadar oldu. Şeyden sonra. Haziran Mart işte. Haziran'dan Mart'a kadar. Pereira'dan sonra çalıştırdı. Haziran'dan Porto'yu. Mart'a kadar işte. Evet. 6 aylık sürede çalıştırdı hocam işte. Az mı abi? Yarım Porto sezon bu. Yani. Boru değil ha, Porto. Tamam yarım sezon hocam. Ne olsun sezon. Abi ne var? Yine de çalıştırmıyor mu abi? Cevat Güler niye çalıştırmıyor? Onun gibi düşün işte. Gitti Reykan. Sen şu anda Braga'yı çalıştırıyor. Sen Fonseca'yı yerine karşı mısın? Ben karşı değilim. Ben doğru olacağını, doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum. Abi Cevat Güler'le nasıl bunun bir araya aynı yani şeye koyar? Ben onu algılayamadım. Çok tanıdığımız bir isim değil. Tabii bunu Trabzonspor... İşte onu söylüyorum zaten yani. Trabzonspor hani madem, başkanı, yöneticileri bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde incelemişlerdir. Düşürmüşlerdir mutlaka. Bu yani Tanju abinin iddiası şimdi öyle şey bir iddia değil ya, görüşüyorlar falan filan değil yani. Tanju abiye gelen bilgi önümüzdeki sene Trabzonspor'un teknik direktörü imzalar atıldı diyor. Yani artık Fonseca Trabzonspor'un çalışmaya başladı diyor. Belki transferle aynen. ilgili de çalışmalara başladı. Tamam, belki Portekiz'den oyuncu getirecek. Doğru isim değil mi diye sormadın mı bana? Sanki başka bir şey sormuşsun da ben başka bir şey cevaplamışım gibi konuşuyorsun. Şimdi doğru isim mi diye sordum ben de. Fonseca'nın Trabzonspor'da başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu ben düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani çünkü Fonseca tutmaz. Kim ki abi? Sen diyorsun ki ikna etmek önemli. Ya Fonseca kim abi? Kimi çalıştırmış? Ne yapmış bu adam ikna edilmiş? Porto'yu çalıştırmış. Ya 6 ay çalıştırmış hocam 6 ya. 6 ay 5 ay. Birim yardımcısıydı. Ya ekipteydi 6 ay çalıştırmış. Ya Pereira nereyi çalıştırmış kardeşim? Ya tamam ben de diyorum ki baktığın zaman Fenerbahçe Şampiyonlar hocam, Ligi'nde ben de diyorum ki, nereyi çalıştırmış ikna abi? İkna etmek zor diyor ya. Ben de diyorum ki niye zor olsun abi? Ay ikna etmek zor olacaksa. Duygusal öyle anlamda. Abi, ver parayı ikna eder. Olsun bitti yani. Adam Portekiz'de kaç para alıyor ki? Yıllardır bir şey yok ya. Başarısı yok. Hayır hoca. Müthiş bir karmaşa ve kaos var. Muhittin hocam başkanın söylemi çok yüksek büyük. Yani ben gelecek sezon şampiyon diyorsun Fonseca. Bu ne abi? Fonseca değil yani. Kim olmalı? Başka biri olmalı. Belki bence Hami'yle devam edilmeli. Ve Hami yeni bir kadro oluşturmalı. Hayırlı. Bence yani. Hami derken Hami Hoca'dan bahsediyorum. Yani Hami sürekli... Hoca'nın da yani o yükü kaldıracağına inanmıyorum. Ondan umutluydum ama bu seneki performansına, genel performansına ama kendi baktığın takımı zaman... değil ya hocam. Yani ne olursa olsun biraz değil. Bir katkıda bulunması lazımdı yani. Ben o etkiyi göremedim. Hocam, ben Fonseca'nın... Trabzonspor'da başarılı olabileceğini düşünüyorum. 2017'ye kadar sözleşmesi varmış Braga'yla. Braga'yı bırakıp geliyor yani. Önemli bir şey bu. Braga'yı bırakıp aldı, geliyor. Tabii. İyi aldı demek ki. Tabii iyi aldığı için muhtemelen. Sakal canlı. Niye almasın? Kim almıyor ki? Yurt dışından gelip buraya. Hocam kim Fonseca, almıyor? Fonseca Braga'da mesela atıyorum 400 bin euro kazanıyorsa Trabzonspor'a gelince 1,5 milyon euro kazanıyor. Kim hayır der? Direktörlük kariyerinde yabancı cennete. Galibiyet yüzdesi kaç biliyor musun? Kaç? Senin o övdüğün ikna edilmekte zorlandı yani. Önemli bir teknik direktörmüş. Haluk Bey şu şeyden de alsana neler söylemiş oran. Arkadaş. %49. Bu sene Trabzonspor'un galibiyet oranı ne? Mesaj bir de bunu hesaplasana. Bakayım hocam. Şimdi hemen. Onu söylerken bu kadar şey yapıyorsun. 27 oynamış. Yanlış anlama ha Gökhan. 11 yani maçı kazanmış. Senin de salladığın Fonseca şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'nın bütçesiyle Fenerbahçe'yi eledi ya. Yanlış ben anlama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çeyrek UEFA, finalde bak, şu anda. UEFA Fenerbahçe'yi elemiş olması... Çeyrek finalde şu anda. Bak Fenerbahçe'ye ya abi ne olacak? O kupayı kimler kazandı? Allah aşkına UEFA. Braga da kazandı işte o. Yani Allah senin beğenmediğin Braga bu kazandı. Bu arada Galatasaray'a da bak salladım. O kupayı kimler kazandı dönemden dedi. Bak bahsetmiyorum ama. Bak Haluk
Buna niye karşı çıkmıyorsun Ali? Ne oldu hocam, bahsetmedi. Bahsettiği şey o değil. Buna niye karşı hocam, çıkmıyorsun? Ya Fonseca'yı bilmiyorum. Tabii şimdi biz buradan ağlamış adamım yani. Öncesinden yani ahkam kesmek doğru değil. Siz de haklı olabilirsiniz. Yani ben de haklı olabilirim. Başkanın söylemleriyle eş güdümlü bir teknik direktör tercihi olmadığını düşünüyorum. Yani hocanın dediği gibi, hoca ne diyor? Lucescu ile başladılar. Ben Lucescu geleceğine Fonseca'yı tercih ederim abi. Lucescu 70 yaşını geçti artık. Lucescu yani. Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence en başarılı teknik direktördür yabancı anlamda. Buna itirazım yoktu. İtiraz edemez ki geçti. Yani ama 70... o yaşından bahsediyor abi. Sen hocayla tabii... Yani ona bakarsan bütçe... Feldkamp çok daha büyük hocaydı hoca... Lucescu'dan. Geldi Galatasaray'a, sonra sezonu tamamlayamadı. Lucescu ne olacak? Hastalıkları, sağlık sorunları sebebiyle. Lucescu. Peki Lucescu'nun kuracağı takımın bütçesi ne olacak sevgili Haluk? Yok ya Tanju abi, böyle bir bütçe yok Trabzon'da ya. Ya mümkünatı var mı? Zaten o kadar borç var ki Trabzon'da, o kadar sıkıntı var ki. Aynen. UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmeyle karşı karşıya yani, bir sürü şey var. Yani bu şartlarda olur mu öyle UEFA şey? UEFA Avrupa Ligi diyorsun da yani Avrupa'dan men edilme. Hani Şampiyonlar Ligi ne de gitse oradan da men ediliyor yani. Aynen öyle. 2 yıl ceza alacağı konuşuluyor. Yani tabii bunlar önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu, ama Sayın Başkan'ın da açıklamaları var. Yani bu dünyanın sonu değil diyor ceza alırsak da. Yani Galatasaray bir yıl ceza aldı. Bence Trabzonspor da alacak. Ha, bir mi alır, iki mi alır onu bilmiyorum. Bu tüm Türk takımları için büyük bir sorun teşkil ediyor şu anda. Trabzon'a başarılar dileyelim. Hayırlı aynen olsun. Fonseca, Tanju abinin çok net bilgisi bu. Tanju Çolak aldığı bilgi. Tebrik yani ederim şöyle Tanju dediğim, abi. Sevgili seyirciler, bunun altını çizeyim. Yani biz gazetecilerde, habercilerde yani görüşüyorlar, anlaşma noktasındalar, prensip anlaşması falan gibi böyle ufak kaçamaklar vardır. Tanju abi de böyle bir kaçamak yok. Tanju abi Fonseca ile Trabzonspor sözleşme imzaladı. Önümüzdeki yıl Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fonseca'dır net cümlesini kurmuş durumda. Ona gelen doğru bilgi bu yönde. Aynen öyle. Doğru değil mi Tanju aynen hocam? Aynen öyle. Altına imza atarım. Yıllık ne alacağı konusunda yok, bilgi mi? Ondan hiçbirini sormadım. Beni ilgilendiren konular yani değil. Ve bunu da Tanju Çolak'ın bilgi kaynağı da yani yurt dışından bu sözleşmeyle hani alakalı. Yani sözleşmeyi yapan grup diyeyim yani hani ben bu kadar çok ben detaya girmeyeyim hani ama sözleşme aşamasını çok yakından bilen kişiden geliyor bilgi. Onu net da, bir bilgi. Net bir bilgi olduğunu paylaşalım. Son noktayı koyalım. Hocam senin hakem profesyonel hakemlerle ilgili Cüneyt Çakır'ın babasıyla ilgili medyada yer aldı bir haber. İki tane haber var. Bunu önemli. Şimdi Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır sezon başında bu Merkez Hakem Kurulu ve Federasyon tarafından profesyonel hakemleri eğitmek adına profesyonel kendisiyle mukavele imzalanmış ve hafta içerisinde eğitim yapıyorlardı. Ama şöyle bir söylenti vardı. Gökhan Trabzon cephesinden de bilir. Bu atamaları Serdar Çakır yapıyor. Cüneyt Çakır ve babası hakemliği yönetiyorlar gibi. Çete var falan. Ha, çete var gibi bir şeyler söylüyorlardı. Bu bir paratoner olarak bunu Kuddusi ve Bünyamin kullandılar. Aslında böyle bir şey yok. Ve alınan bir kararla şimdi Serdar Çakır'ı bir operasyonla out etmişler. Şeydeki bu Riva'daki kamplar kalkmış. Eğitimler bitmiş. Ben şimdi soruyorum, niye başladınız? Bu mukaveleyi niye yaptınız? Getiren sizsiniz. 7 hafta kala kimin kafasını karıştırmak ya da kime mesajlar vermek için... Hocam açık konuş şey, Allah aşkına. Bak, açık konuş. Söyleyeyim. Bazı kime? Kulüplere evet, söyle abi, evet. MHK'nın başarısızlığının nedeni olarak Serdar Çakır'ı yedik. Verilen mesaj bu. Bak, bana Allah'ın kulunu inandıramaz. Bir yönetici olmamama rağmen. Sen, inananlar var. İnananlar var. Kardeşim Serdar Çakır hırsızlık yapmadıysa 8 hafta daha devam et. Sene sonunda. Yakışan da bu hocam. Teşekkür ederim. Yazıklar olsun o zaman onlara. Ayıp insanları kullanmayın. Evet. İnsanları ya da baştan kullan. Yapma kardeşim. Abi 8 maç kala at. Niye atıyorsun ya? Başarısı... Niye bizi burada konuşturuyorsun? Ayıptır. Yani 8 hafta daha kalsın. Ama onun altında da Kuddusi ile şey var. Kuddusi ile şey var arkasında bu işin. Hocam Kuddusi Müftüoğlu diyelim de. Kuddusi Müftüoğlu. Ya benim kardeşlerim onlar. Tamam, ya. Işte, ya ben seyirci benim, bilmez benim hocam. Söyleme şeyim var. Kuddusi Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer var. Artı bugün... Hocam bunu tabii ki senin söylemişsin. Benim kardeşlerim. Yani büyüklerime ben o şekilde söylemem. Bir haber de Oğuz Sarvan'la ilgili var. Yaklaşık 10 senedir profesyonel olarak hakemleri profesyonel yapacağım diye gelip kendini profesyonel yapan yıllardır helali hoş olsun oradan senin söylediğin gibi malı götüren Oğuz Sarvan'la ilgili bir gazetede algı operasyonu var. Diyor ki Collina'nın geldiği yemekte yan masada oturtturmuşlar diye Oğuz Sarvan çok gücüne gitmiş. Küsmüş. Küsmüş ve demiş ki beni maaşlı memur gibi görmelerine çok üzüldüm, istifa ediyorum demiş. Kardeşim kaç yıldır bir iş yapmıyorsun Oğuz Sarvan? Maaşı alırken o zaman
maaşlı memur değildin. Hocam kaç lira alıyormuş öğrensene. Vallahi ne öğreniriz. Merak ediyorum. Ne yapmış bugüne kadar Türk futboluna? Hiçbir iş yapmıyor. Kaç senedir ve Türk hakemliğine ne özelliği var? En çok zarar veren adamdır. Katılıyorum. Hocam bana ilk kırmızı kartı veren kişidir evet, Oğuz Sarvan. Gram, hayatım boyunca hiç unutamayacağım. Algı operasyonu yapılıyor. Hocadır. Burada Kuddusi Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer de büyük yanlış yapmıştır. Sezon biter, ilişkini kesersin. Hocam, çok yanlış sevgili şeyler. Kuddusi Müftüoğlu'yla sevgili Bünyamin Gezer hangi konuda doğru yapmışlar? Yok valla ben göremedim. Ya Allah aşkına doğru bir şey yapın da biz de buradan sizi savunalım. Kendilerini kurtarmak için yapıyorlar ha Tanju. Anlatalım. Biz de buradan sizi övelim. Allah aşkına bir şey yapın artık. Yapın, yapın. Yapın. Lütfen yapın ya. Olacak şeyler yapmayın arkadaşlar. Bizleri konuşturmayın burada ya. Tanju yani, abi, Pereira'nın açıklamaları geldi abi. Özür diliyorum. Kestim sözünü. Lütfen estağfurullah. Ne diyor? Pozisyon vermedik. Ofansif kalitemiz eksikti. Denedik ama soğukkanlı değildik. Çok önemli bir iki puan kaybettik ama lig bitmedi. Beşiktaş da puan kaybedecek. Beşiktaş'ın maçlarını bekleyeceğiz ama henüz lig bitmedi demiş. Ofansif şeyimiz yetmedi mi demiş. Ofansif? Ofansif oyun kalitemiz eksiktir. Kalitemiz. E tabi yani Ozan, Josef ve Mehmet'le başlarsan ofansif kaliten şey olur. Ben Pereira'nın sözlerine bir şey daha ilave edeyim. Yani o da itiraf niteliği taşıyan bir şeyler söylemiş zaten bence. Artık Beşiktaş, yani şampiyonluğun ipi Beşiktaş'ın ellerinde. Bu bir gerçek. Artık Beşiktaş'ın ne yapacağı önemli. Fenerbahçe'nin ne yapacağından çok. Eğer Beşiktaş puan kaybetmezse zaten yürür gider. İşin esprisi bir tarafa. Gökhan şunu da hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Sözünü kestim. Özür dilerim ama Fenerbahçe şu anda 60 puan yaptı. Evet. Eğer yarın Beşiktaş kazanırsa 66 olacak. Maç fazlasıyla 66 olacak. Yani Galatasaray'ı yense bile 3 puan. Fenerbahçe 3 puanlık bir fark oluşuyor. Çok önemli bir puan farkı. Yani artık 27 bitti. 28. Yani artık 6-7 haftalık bir son. Ama yine de her iki takımın da puan kaybedebileceği maçların yani var olduğunu düşünüyorum. Eğer yarın Beşiktaş yarın Kasımpaşa'yı yenerse, yani puan farkı 6'ya çıkarsa maç fazlasıyla, benim %70 şampiyonluk favorim Beşiktaş olur. Yanlış onu unutmayalım. Puan eşitliğinde Fenerbahçe ikili avarajda önde. Evet hocam. Onu hiç belli olmaz. Yarın öbür gün aynı puana gelebilirler. Ama çok hocam şimdi şöyle düşünün. Bir de şu var hocam. Galatasaray sezonu kaybetmiş bir Galatasaray'ın kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacak taraftar baskısı. Yani ben Fenerbahçe evet bence de Galatasaray derbisinde favoridir. Yani Galatasaray'ın şu halini gördükten sonra yani özellikle. Zorlama şansı ama, yok. Ama şunu da söyleyeyim hocam. Yani mutlak favoridir derbide ama yani 50 bin seyirci, oyuncuların ligi kurtarma isteği, yani taraftarla oyuncunun barışması, yani nasıl orada alınacak bir maç, orada alınacak bir Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'la taraftarın en azından bu sene mesafesini daraltır. Aynen. Bu sene yani açısından o da çok kucaklaması önemli. Açısından, affedilme açısından bu çok kadar önemli. Şeyde oynansaydı yani orada bile senin söylediklerin çok daha kuvvetliydi. Braga dönüşü Fenerbahçe evet. Ertelenen maçı hocam, oynasaydı şöyle bir şey var. O gün çok daha değişik olurdu. Galatasaray diyelim ki yani Fenerbahçe Galatasaray'ı yenemedi yani. Maç berabere bitti. O zaman da Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok fazla oluyor. Yani o zaman da puan tabii farkı 5 oluyor. Artık Beşiktaş'ın elinde. Aynen, net bir şekilde şampiyonluğu belirleyecek olan takım Beşiktaş. Fenerbahçe kazanarak Beşiktaş'ın kaybetmesini bekliyor. Aynen öyle. Yani ve bunu da ben hani işin realitesine döndüğünüzde hani demin az önce yaptık ya işte yok totemdi şuydu buydu esprisini yaptık demin. Beşiktaş'ın bu saatten sonra bırakacağını da düşünmüyorum. Bursa Spor maçını da maçına kadar yani Kasımpaşa ve Bursa maçlarını açılışı da zararsız atlatırsa stat açılışını Beşiktaş artık Beşiktaş'ın önünde kimse duramaz diye şu düşünüyorum. Şu da var yarın Atiba'nın bak biraz evvel 18 olduğu puan vermişti şimdi ya, var ya canım, Beşiktaş'ın işte, bırakacağını yani zannetmiyorum. Ona alıştık artık. Ama o bak bizim kardeşimiz. O bizim evladımız. O bizim evimizin yaramaz çocuğu. Tanju abi seni programımızın yavaş yavaş sonuna geliyor. Kaç dakika kaldı? Var daha vaktimiz. Senin selamların için Atiba'yı söyleyelim. Atiba son antrenmana çıkmamış. Gribal bir durumu var. Neyi varmış? Gribal bir durummuş. Ama Midesini üşütmüş hocam. Evet. Ciddi bir sıkıntısı varmış. O zaman limon kaynasın. Güçsüz kalır biraz. İstifra da var. Ama daha maçın başlamasına 24 saatlik bir süre var. 24 saatlik bir sürede onun dönme şansı yok. Yok mu? Şöyle. Bence abi serum tedavisine de başlamışlar. Eğer dediği gibiyse serumla yapacaklar ama sıvıyla %30 kaybolacak. Tanju. Sıvıyla şey yani yapabilir. Yarın Atiba'nın da oynamama ihtimali var. Çok. Bunu da söyleyelim. Atiba oynamazsa Necip oynar. Necip varsa dertler biter. Necip giriyor. Yani. Necip oynarsa Gökhan'ın evladı
Beşiktaş için çok zor bir maç. Artık hani zirveyi çok yakından ilgilendiren bir maç. Hiç şüphesiz bugün Fenerbahçe'nin puan kaybı Beşiktaş için, Beşiktaşlı oyuncular için artı bir motivasyon oldu. Bundan sonra Fenerbahçe takımı sadece ne yapacak biliyor musun? Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek bu saatten sonra. Bugünkü bu maçtan sonra. Çünkü bugünkü bu karşılaşmayı hiç kimse böyle beklemiyordu. Ama işte bu da futbolcuların umursamazlığı, futbolcuların gayri ciddiyeti, futbolcuların istek azlığı, hırsı, amacı. Bugün ilk maçın 15. dakikasında ben buradan söyledim. Bu maç çok zor. Maç öncesinde söyledim. Yanlış söylüyorum doğru, kardeşim. Evet. Yani görünüyor abi. Görünen köy elektrik suyu istemez. Dün programda yoktun. Program öncesinde Galatasaray'ın Eskişehir deplasmanında kazanamayacağını, Eskişehir'in kazanacağını söyledin. Çok rahat. Bugün de maç öncesinde, maç öncesi işte Gökhan çok rahat olur maç. Fenerbahçe 3 olur, 5 olur. Asla kabul ettim. Böyle, çok yarım rahat. Ağızlı. Sen de asla yani. Böyle böyle. Fener rahat kazanır yani dedi. Osmanlı Spor'un bugün Fenerbahçe'ye çelme takabilir gibi bir yorumun oldu. Aynen öyle söyledim. Ya arkadaşlar, hocamın beklentisi Fenerbahçe'nin kazanacağı yöndeydi. Benim mi? Neticede biz bir aileyiz. Bu aileden her türlü fikir çıkar. Yaramaz çocuğumuz da var, hocamız da var. Yani biz hakikaten ben de zorlanacağını söyledim. Ben buraya geldiğim zaman hakikaten keyif alıyorum, açık söyleyeyim. Sağ ol Tanju abi. Burada biz de öyle, biz mutlu oluyoruz. Hocam, biz burada işte sen diyorsun çok açık ya mesela, net söylüyoruz. Gökhan rahatsız oldu ben. Ben inanılmaz keyif alıyorum. Bak yemin ediyorum çok keyifli bir neden? İş. Burası çok keyifli bir yer. Evet. Vallahi öyle. Samimi söylüyorum ya. Yemin ediyorum arkadaşlar, biz hiç hazırlanmıyoruz da bile ha. Böyle aslanlar gibi. Hayır, bir saat, bir buçuk saat öncesinden geliyoruz da hazırlık yapmıyoruz. Evet. Ya. Gökhan eskiden şeyle kitap yazar geldi. O da bıraktı, normale evet, döndü. Evet, defterin nerede? Senin defter nerede şu ya hocam? Hocam almış yeter demiş. Var ya sen. Eve iş getirme mi demiş hocam? Eve iş getirme kardeşim, istemiyorum. Aa, gerçekten. Bravo Özlem. Hocam, Özlem ne derse o olur. Bak. Hocam Özlem ne derse o olur. Sen bilmiyorsun sağ herhalde. Sağ ol Özlem kardeşim. Adam 40'ından sonra evlenirse böyle olur. Hocam bak yemin ediyorum, bak o defteri sizler yüzünden getirmiyorum. Bak yemin neden? Ediyorum ya. O kadar çok çalışıyorum. Bugün saçların güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aşağı doğru eğilmişler. Eyvallah. Beraber kaldığı için herhalde. Sinirlerin gergin değil. Yok hocam, yok. Peki, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 5 dakikalık peki, süremiz var, 5-6 dakikalık. Tanju abinin ben baktım ansiklopedi gibi, o yüzden biraz... Çok sallıyorsun bana ya. Ne yapayım şimdi, sevenimiz çok, söylenimiz çok, işte izlenimiz son, çok. Tanju, yani buradaki amacın ne? Defter, güzel kitap, bir çok vakit ayırıyoruz sana, en sonunda rahat rahat öyle. Ben bundan sonra Sinan Engin gibi seni stüdyoda bırakın. Bırak beni stüdyonda, kapanışı da ben yaparım. Bırak kardeşim, ben yeterim. Bir şey ben yeterim, ben korkmam ondan. Gel bana sonra, gel. Ben mi? Gökhan'cığım senle başlayalım. Samet'e birimiz herhalde, Samet Karakaş'a birimiz göndeririz herhalde selamı. O izliyormuş. Benim de başka hiç kimsem yok ya. Çok erken girdin selama. Ne garibansın selama. Ya. Evet. Garibanım vallahi. Vallahi bizi Fransa'dan izliyormuş İhsan Sert Piştov ailesiyle beraber Fransa'ya buradan selamlar. İskender Keleş Başkan izliyormuş ailesiyle. Ona da selam. Tüm Davut Başallara selam. Tanju, topu sana veriyorum. Ne diyorsun? İyi akşamlar Tanju abi. İyi akşamlar. Akşamlar iyidir. Kıymetini bilin lütfen. Ben de buradan Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı, selamlarımı söylüyorum. Bodrum'dan sevgili Ahmet Erkut abim. Bana göre Türkiye'nin en iyi mimarı ve Caddebostan'ın bir numaralı mimarıdır. Muhteşem güzel eserleri vardır. Bizi seyrediyorlarmış. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum sevgili Ahmet Erkut oğlu abime. Bir de benim için çok değerli iki tane dostum var. Sevgili dostlarım, güzel insanlar. Aydın Ekşi ve Bayram Cebir'e sevgilerimi sunuyorum. Güzel insanlarsınız. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Allah ikinizden de razı olsun. Arkadaşlar, Bozanız geldi. Biliyorsunuz Bilecik Pazar Yeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a da teşekkürlerimizi sunalım. Hiçbir şey söylemiyoruz onunla ilgili ama sağ olun. Bana bırakın arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Ben daha programın başında söyledim Tanju abi. Ha, tamam. Onlar biliyorlar selam faslının bu zaman olduğunu da, o yüzden dedim. Tamam. Neyse. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir de İsmail Öztürk ve Bilecik'ten yeğenleri Kerem ve Can Akkoç bizi seyrediyorlarmış. Bundan selamlar sunuyorum. Aydın'dan Şeref Kural, benim çok değerli dostum. Serkan Kural'ın babası. Bizi seyrediyorlar, haberi arıyor. Baba seni özledim, ben kısa zamanda Aydın'a geleceğim. Merak etme, selamlar sunuyorum. Çavuşbaşı'ndan Yücel Çolak, Ramazan Atabay, Tarık Çakır, Cezmi kardeşim bizi seyrediyorlarmış. Onlara da selam, sevgi sunuyorum. Aynen, kadroda kırmızı kart var. Berati yok mu ya? Kadroda kırmızı kart evet, var. Evet, Berati'ye bir sarı kart gösterelim. Sarı mı? Evet, sarı ilerleyen zamanda kırmızı olabilir. Önder, sana son kez söylüyorum. Bak, buradan ikaz ediyorum.
son kez. Affediyorum seni. Mustafa Çolak, Fahriye Çolak, seni seviyorum. Sizleri özledim. En kısa zamanda yanınızdayım. Haftaya ben cumartesi günü yine yokum arkadaşlar. Yine mi hastasın? Aile Sosyal Yardım... Yine mi hastasın? Bugünden grip oldu. Bugünden sonra. Rapor mu aldın? Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir Antalya'da kimsesizlerle ilgili, yaşlılarla ilgili bir tanıtım varmış. Sayın Bakanım, Yardımcı Bakanım. O zaman ben de yokum. Mehmet Kusura Ersoy abim çağırdılar Sayın Bakan Yardımcım. Ona gideceğim. Bilgilerimi sunuyorum. İyi bir program yaptık, güzel bir program yaptık. Bizi Tanju izlemeye abi, devam edin. Tanju abi, biz farklıyız. Kameraman arkadaşlar o kadar çok ki 8-10 tane. Onlara da selam söyleyeyim. Sağ olsunlar. Ben buradan şeye selam yollayacağım Tanju. Kime? Türkiye'nin en ünlü bizim program direktörümüz var. Altuğ Demirel seyrediyormuş bizi. Yapma Altuğ ya. Seni seviyoruz. Altuğ mesaj atmış. Altuğ mesaj atmış. Barack Obama da bizi seyrediyormuş. Ona da selam. Allah aşkına şimdi benim Yücel'in oğlu Arça Çolak ve Derya Özel beraberlermiş. O yeğenimi öpüyorum, yanaklarından sürüyorum, evet. Öpüyorum. Sizi seviyorum Arçacığım. Kızıma da selam Melis Nazar. Bir de Cem Kavur. Cem Kavur. Gelişim Ege Toplumsal Gelişim Platformu Başkanı. Görüşeceğiz. Ben siz piknikleri yapın, bizi çağırmayın. Görüşmek üzere. Daha vaktimiz var mı? Yok. Niye kızıyor? Ne oldu? Bir şeyler söylüyorsun. Bir şey demiyorum. Manyastan yani. İrfan Dayı vardı, unuttum. Söyleyin abi, aklına gelen söylesin dayı. Ne var yani? İrfan Dayı'ya, İrfan Aydın'dı değil mi? Davut Paşa'yı unuttu diyor. Davut Paşa dün kaybetti ya, ondan biraz kırmızı kartlı. Yo, söyledim ya. Söyledik. Antalya'dan Ramazan kardeşim, seni bugün seviyorum. Bugün söylememişsin Davut Paşa. Görüşeceğiz. İskender Başkan'a selam yapıyorsun. İskender Başkan'a ben de selam söylüyorum. Daha önce abi biz kalkalım mı abi, devam mı? Yok. Siz konuşuyorsunuz. Zaten beni göstermiyor ki, hep sizi gösterirsin konuşmalarınızı. Altuğ mesaj atıyor. Demir izliyor diyor oğlu. Şok oldu diyor. Niye? Demir de bilmiyor ya abi, televizyon seyir. Altuğ falan diyeceğim, şok oldu diyor. Demir'e de buradan Demir, selam söylüyoruz. Seviyoruz seni, evet. Demir. Seviyoruz seni Demir, kardeşim. Demirel. Seni seviyoruz. Ali Gökdemir. Canım kardeşim. Ali Gökdemir, İzmir. Görüşeceğiz. Öpüyorum hepinizi. En kısa zamanda İzmir'deyim. İzmirliler beni çok seviyor. Ne yapayım? Ayhan Yiğit var bizim. Söyle abi Ayhan Yiğit'e. Ona da selam. Nilay Kavur, Sevcan Usanmaz. Unutur muyum Cem? Ama kırgınım biraz size de o yüzden. Ne oldu? Bir Bey diyor ki, çok güzel bir soru sordu. Abi bıraksam sabah kadar gider mi diyor. Bırak, vallahi gider. İl Bey çok istiyorsan bunu deneyelim. Bizi ne kadar kişileri seyrettiğini gösteriyoruz. Meydana çıkıyor peki arkadaşlar ya. Bizde selam Tanju bitmez. Abi. Selam hayatta bitmez. Allah'ın selamı bu ya. Başbakanımız demedi mi? Herkese selam verin, sabah verin. Allah razı olsun deyin. Selamun aleyküm deyin. Biz de buradan bizi sevenlere, bizi izleyenlere sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerin de yanaklarından öpüyoruz. Abi kalk gidelim. Kalk gidelim. Gökhan Dinç, Muhittin Boşat, Tanju olarak çok teşekkür ediyoruz. Yine yoğun bir program oldu. Aslında çok gollü bir maç olmadı yani, ama çok pozisyonlu bir maç oldu. Zaman zaman heyecanın yükseldiği. Son 10 dakika harika. Son 10 dakika çok güzeldi. Fenerbahçe ile Osmanlıspor bugün karşı karşıya geldi. 90 dakikadan gol çıkmadı ve Fenerbahçe çok önemli bir 2 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında artık gözler yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Tanju abiye bir mesaj daha geldi. Geldi tabii Demir ya, Demir. Haftaya programda yanımda ol. Yok, ben de programa davet ettim. Tamam. Kötü bir şey demedim ki. Hocam Demir, bekliyorum. Çanakkale'den de Uğur Söylemez ve Söylemez ailesi, eski hakem, bizi seyrediyormuş. Onlara da selam. Ben kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.